İyi akşamlar. Türkiye'nin tercih ettiği konu ve konuklarla yaptığımız Türkiye'nin seçiminde ben Fatih Dağıstanlı yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağım. Konuğum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Öncelikle Mustafa Bey'e bir hoş geldiniz dedikten sonra iletişim bilgilerimizi biliyorsunuz. Şu anda yönetmen arkadaşım ekrana da verdi. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz hatta eleştirileriniz de yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra bir bilgi notu daha 87.5 radyodan bizi Ankara'dan dinlemenizin mümkün olduğunu söyleyelim ve biz de bu yayın için Ankara'dayız. Kanal A İstanbul stüdyolarında değil, Kanal A Ankara stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin seçiminde Mustafa Destici ile birlikteyiz. Bu arada iletişim bilgilerini verdik dedim. Tüm sorularınızı vaktimiz el verdiğince Mustafa Bey'e sormaya çalışacağım. Mantıklı, doğru, düzgün yazılmış tüm sorularınızı birebir Mustafa Destici'ye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na soracağım dedikten sonra hemen bir Mustafa Bey'e dönerek hep gazetecileri ya da siyasetçileri yurttaşlarla karşılaştıkları zaman şu soru sorulur. Ne olacak bu memleketin hali diye. Ben de buradan başlayalım istiyorum. Ne olacak bu memleketin hali? Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben de bütün izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Tabii bu Ramazan benim için ayrı geçti. Bir haftalık bir umre ziyaretim de oldu. Mekke Medine havası da aldık. Oraları da gördük. Allah'a şükürler olsun. Yarın Kadir Gecesi. 1000 aydan daha hayırlı olduğuna inandığımız bir gece. Bütün Müslümanların Kadir Gecesi'ni de tebrik ediyorum. Tabii önümüz bayram. Rabbim bütün İslam aleminin bayramını hayırlara vesile kılsın. Tebrik ediyorum. Tabii Türkiye'nin hali ne olacak derken mevcut durumdan başlamak lazım. İki şehidimiz var. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani önce kaçakçı maçakçı dendi ama bunun düpedüz terör saldırısı oldu. Daha sonra Genelkurmay tarafından açıklandı. 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği söylendi. Tabii bir patlama oldu Diyarbakır karayolunda ve bir vefat eden vatandaşımız 60'ın üzerinde 20'si ağır yaralımız var. Tabii Gazze yine içinde bulunduğumuz şartlarda bir insanlık ayıbı, bir vahşet, bir soykırım yaşanıyor ve maalesef Batı seyrediyor. Batı'nın seyretmesini anlıyoruz. Hatta onlar seyretmekle kalmayıp İsrail'in kendi savunma hakkını kullanıyor. Kendi güvenliği açısından bunu yapıyor derken 4,5 milyonluk İsrail, Siyonist İsrail'in olduğu coğrafyada 400 milyonluk bir İslam alemi var. İslam devletleri var. Ama bunlar seyrediyorlar. Bunun vebalini ödeyecekler. Yani ya bu dünyada bedelini ödeyecekler, o devletleri yönetenler. Burada olmasa bile ahirette orada Müslüman kardeşlerimiz hunharca katledilirken kendi gelecekleri, keyifleri için, aile çıkarları için, kendi rahatları için bedeli göze alamayanlar bunun bedelini ödeyecekler. Yani bu dünyada ödeyenleri çok gördük. İnşallah ahirete kalmadan bu dünyada bu bedeli ödediklerini de yakın bir zamanda görürüz. Ama burada ödemeseler bile bu seyrettiklerinin bedelini ahirette ödeyecekler. Ya Türkiye'nin iyi gittiğini anladım sizin anlattıklarınızdan. Tamam Gazze'de bir yaşamsal bir sorun var. İsrail'in saldırıları var ama Türkiye'de iki şehitten tabii, bahsettiniz. Türkiye'de... Yani o da şu son birkaç yıldır iki şehitten bahsediyoruz. Onların da ne olduğuna ilişkin çeşitli ayrıntılı açıklamalar henüz daha net tabii değil. Tabii şöyle. Türkiye'de iyi giden şeyler de var, kötü giden şeyler de var. Yani biz nedir? İyi giden şeylerden başlayalım bence Mustafa Bey. Şimdi iyi giden şeyler nedir? Bütün bölgemizdeki bu karışıklıklara rağmen her ne kadar Türkiye'de son yıllarda bir kutuplaşma, kamplaşma, ayrışma hiç olmadığı kadar artmış olsa bile bunun bir çatışmaya dönüşmemiş olması, iş çatışmaya dönüşmemiş olması Türkiye için bir büyük bir kazançtır diye düşünüyorum. Yine her ne kadar çok istediğimiz rakamlara gelmese de özellikle işte ekonomideki bir takım büyümeler, yani bu büyümeler her ne kadar bizim istediğimiz seviyede ya da tam olumlu bir seviyede olmasa bile bir takım rakamların büyümesi Türkiye açısından olumludur diye düşünüyorum. Hangi rakamlar mesela? Öbür taraftan mesela, hangi rakamlar mesela ekonomide hangi rakamlar mesela şöyle, sizi mutlu ediyor mesela? Mesela bakın, şimdi biz hem olumlu rakamları hem olumsuz rakamları koyuyoruz. Hı hı. Şimdi ihracatımız 35 milyar dolardan 150 milyar dolara gelmiş. Hı hı. Ama öbür taraftan ithalatımız da 50 milyar dolardan 250 milyar dolara çıkmış. Yani Türkiye bundan 10 sene önce diyelim ki
dış ticaret açığımız sadece ve sadece 14 milyar dolarken, yani 35 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat varken, bundan 10-12 sene önce, sadece 14 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız varken, bunun da 10-12 milyarı turizmle kapatılıyordu. Sadece 2 milyar dolar gibi falan bir açık kalıyordu. Şimdi 100 milyar dolardan fazla bir açığımız var. Yani IMF'in Türkiye'den gitmesinin olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyorsunuz. Şimdi şöyle, IMF'e olan borcun ödenmesi, elbette ki bir borcun ödenmesi önemlidir. Ama şimdi IMF'e borcumuz varken, diyelim ki Türkiye'nin bütün iç dış borç toplamı 220 milyar dolarsa, hı hı, ve IMF'e borç ödendi deyince, mesela Sayın Başbakan öyle bir sunuyor ki, IMF'e borcu ödedik, sanki bütün Türkiye'nin borcu bitti. Halbuki IMF'e bizim diyelim ki 20 milyar dolar borcumuz varken, toplam iç dış borç toplamımız 220 milyar dolar. Peki IMF'e borcu ödedik, şu anda borcumuz ne kadar? 20-200'e düşmesi lazım değil mi? 20'yi ödediğiniz zaman. Peki ne kadar şu anda? Peki niye bugüne kadar ki? 600 milyar dolar. Mustafa Bey, bugüne kadar ki hükümetler neden bu IMF'e bu borcu ödemediler ya da ödeyemediler? Nasıl yorumluyorsunuz bunu bir siyasetçi olarak? Bunu şöyle yorumluyorum. Yani ya da IMF'in Türkiye masası şefleri böyle uçaklara atlayıp Türkiye'ye gelene kadar şöyle, gazetecilerimiz onlarla birlikte eşlik edip Türkiye'ye geliyorlardı. Sanki Türkiye'nin siyasetini, sosyal yaşamını, ekonomisini, dış dünyasıyla olan ilişkilerini, uluslararası ilişkilerini dizayn ediyorlardı. Yani sadece parasal anlamda bir yardım fonu değil de sanki Türkiye'yi dizayn eden bir fon görüntüsü vardı. Bundan kurtulması Türkiye'nin önemli bir gelişme değil mi? Şimdi bakın, bundan kurtulması önemli bir gelişme, iyi bir gelişme. Biz bunun kötü bir gelişme olduğunu söylemiyoruz. Ama öbür taraftan borcun 200 milyar dolardan 600 milyar dolara çıkmış olması da kötü bir gelişme. Yani bir kötüyü bir kötüyle kapatamazsınız. Bizim söylemek istediğimiz bu. Yani Türkiye'nin IMF'ye borcunu kapatıp borcu eksiye doğru gitseydi, işte ben o zaman derdim ki bu hükümet ekonomik anlamda, özellikle dış ticarette ve borçlanmada çok başarılı diyebilirdim. Peki diyeceksiniz ki, niye IMF'ye olan borç bitti veya o zamanki hükümetler neden IMF'den borçlanma zorunda kaldılar? Evet, o zamanki hükümetlerin hatası. Çünkü neden? Dış borçlanma alternatifleri olmadığı için, sıcak para Türkiye'ye fazla girmediği için IMF'ye mahkum bıraktılar. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Ne kadar? 110 milyar doların üzerinde. Nedir bu? Yani bu ne ifade ediyor sizin için? Bu şunu ifade ediyor, ben size söyleyeyim. Şimdi Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki, ekonomi tabii vatandaş bilmiyor döviz rezervinin ne anlama geldiğini, siz biliyorsunuz. Biz biliyoruz. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, işte devraldığımızda diyor 14-15 milyar dolardı diyor döviz rezervlerimiz. Şu anda diyor 100 milyar dolar aştı diyor. Millet şöyle sanıyor, bizim kasamızda, Türkiye'nin Merkez Bankası kasasında 110 milyar dolar döviz var. Halbuki bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki 90 milyar doları bizim döviz yükümlülüğümüz. Yani bizim değil para. Bizim bir yükümlülüğümüz var. Yani bizim oradaki artı paramız 20 milyar dolar. Sayın Başbakanım, yani şöyle düşünün. Bir esnaf kasasında 110 milyar parası var ama 90 milyar borcu var. Şimdi bu adam şunu diyebilir mi? Ya benim 110 milyarım var kasamda diyebilir mi? 90 milyarı bankaya gidecek para. Normalde parası ne kadardır? 20 milyardır. Ama Sayın Başbakan tabii hep olumlu tarafları, büyük tarafları, yüksek tarafları onu da şişirerek ve iyi bir dille sunduğu için. Başarılı yani. Başbakan Erdoğan başarılı. Hayır. Sunumda başardı. Ama yoksa rakamları bakın. Ama şimdi şuradan da yola çıkalım. Yani siz 20 sente muhtaç denildiği dönemleri de bak bilen bir siyasetçisiniz. Biz bunları inkar etmiyoruz Fatih Bey. Bak ne diyorum. Bu da bir başarıdır diyorum. Yani toplamı 15-20 milyar dolardan 110 milyar dolara getirmek. O zaman da diyelim ki 15 milyar dolarınız varsa bunun 13 milyar doları sizin döviz yükümlülüğünüzdü. Yani oradaki 2 milyardan 20 milyara çıkmış. Başarıdır tabii. Ben bunu başarısı demiyorum ama bu yeterli değil diyorum. Türkiye bu aşamada büyümesini daha yükseklere çıkartabilirdi ve gerçekten iyi idare edilebilseydi ekonomi, iyi yönetilebilseydi, çarçur edilmeseydi, daha tasarruf ekonomisi uygulanabilseydi, borçlanmalar özellikle enerjide bizim biliyorsunuz yani ithalatımızın önemli bir kısmı enerji, eski bağlantılar tabii bunun bir kısmı ama yeni bağlantılar da var. Bunlar gerçekten az maliyetlerle yapılabilmiş olsaydı, Türkiye bugün bu kadar yüksek bir borcun altında olmazdı. Ve mesela biraz önce söyledim, ithalat ihracat dengemize baktığımız zaman gerçekten çok korkutucu. Yani bunun için dış ticaret açığı zaten buradan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 100 milyar dolardan fazla bizim ithalat ihracat dengesizliğimiz var. Yani dış ticaret açığımız var. Yani aldığımız sattığımızdan 100 milyar daha fazla. Fazla para ödüyoruz. Bunun 60 milyar dolarını turizmden kapatıyoruz.
son 10 yıl en çok özelleştirmenin yapıldığı, 58 milyar dolar civarında en çok özelleştirmenin yapıldığı bir dönem. Bir kısmını özelleştirmeden kapatıyoruz. İşte 1-2 milyar diğer gelirlerden kapatıyoruz ve neticede Türkiye işte yılda yıllarına göre değişen oranlara göre ne oluyor? 60-70 milyar, bazen bu 80-90 milyara cari açık çıkabiliyor. Ürkütücü boyutlara gelebiliyor. Yani ekonomide bu anlamda baktığımız zaman. Fakat tabii burada mesela en çok övünülen rakamlardan bir tanesi de enflasyon. Enflasyonun şu anda yüzde kaç olduğunu sormayacağım. Ekmelettin İhsanoğlu'na ekmeğin fiyatını sormuşlar. Biraz bocalamış yani. 1 lirayla 75 kuruş arasında gidip gelmiş. Ben enflasyonun kaç olduğunu sormayacağım ama yani son yıllardaki ekonomideki başarı grafiğini hakkını teslim ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Başbakan Erdoğan'ın hakkını teslim ediyorsunuz. Yani bu 12 yıllık, 13 yıllık süreç zarfındaki. Bak öyle değil. Olumlu yönleri var, olumsuz yönleri. Biraz önce şunu nasıl hak deriz? 150 milyar dolar ihracat, 250 milyar dolar ithalat. Bu olumlu bir rakam mı? Olumlu bir rakam mı? Hangi ülkede ekonomisi büyük olan, iyi olan ülkelerin hangisinde? Almanya'da böyle bir şey var mı? İngiltere'de böyle bir şey var mı? Fransa'da böyle bir şey var mı? Ekonomisi iyi olan ülkelerde ihracat ithalattan fazla olur. Almanya'nın rakamlarını bizimle paylaşabilir misiniz? Bu arada izleyicilerimizden tabii evet. Sorular gelmeye başladı. Biraz önce mesela enflasyonu sordunuz ya. Evet. Mesela diyelim ki enflasyon tek haneli rakamlarda. 8-9 rakamlarında. Ama diyelim ki vatandaşın, şimdi mesela orada da Sayın Başbakan diyor ki biz faizleri, reel faizleri sıfırladık diyor. Yani reel faizleri sıfırlamak demek ne demek? Enflasyon oranını indirdik demek. Yani enflasyon 8, faiz 8 olması lazım. Yani reel anlamda 0 olması için. Şimdi bakıyorsunuz şu anda hangi tüccarımız, hangi esnafımız enflasyon rakamlarından bu KOSGEB'in falan özel belli limitli krediler hariç hangileri enflasyon rakamlarından kredi kullanabiliyorlar? En düşüğü 14-15'te kullanıyor şu anda. Yani bütün bunları biliyoruz biz. Dolayısıyla da buralardaki rakamlar, evet olumlu rakamlar var. Olumsuz rakamlar daha fazla ve ekonomimiz sıcak parayla dönüyor, yani girdiyle dönüyor ve mesela gizlide bunu yaşadık. En ufak bir istikrarsızlıkta, maalesef siyasi istikrarsızlıkta ekonomimizin nasıl kırılgan olduğunu ve tepe taklak aşağı doğru borsadan başlayarak, dövizin yükselmesinden başlayarak, enflasyonun canavarlaşmasından başlayarak nasıl yüksek bir seyir ve yüksek maliyetler getirdiğini görüyoruz. Bey, bu dönem, mesela bu Almanya'da yaşanmaz. Hayır anladım. Bu İngiltere'de yaşanmaz. Bu dönem. İngiltere'de mesela bir siyasi kriz olsa, Merkel diyelim ki başbakanlıktan düşse ya da işte mesela Tony Blair gitti, siyasetten çekildi. İngiltere'de hiç bunlar ekonomiyi etkilemez. Ekonomi aynen devam eder. Çünkü ekonomik siyasi istikrarla endeksli değildir. Ekonominin kendi bir istikrarı vardır. Bu dönemi Cumhuriyet tarihiyle kıyasladığınız zaman o dönemde hangi döneme denk getiriyorsunuz? Mesela Erdoğan'ın iktidar olduğu bu 12-13 yılı 2002'den bu yana hangi döneme denk geliyor? Yani sizin zihninizde nedir mesela? Bu dönem aynı şu dönem gibi olur. Mesela bana sorarsanız Özal dönemi gibi mesela. Özal ilk dönemleri gibi. Evet. Değil mi? Evet tabii. Ya da başka kime örnek gösteriyorsunuz? Yani evet bu dönem şu döneme Menderes'in diyelim dönemi evet. gibi. Değil mi? Evet. Diğer bunlar deriz biz çok rahat bir şekilde. İşte ama yani bunlar demekte bir şey yok. Ama yani şu, yani Erdoğan'ın başarısı burada sanki şey, yani Menderes, ben Özal. Ben Erdoğan'ı başarısız buluyorum. Bakın neden başarısız buluyorum? O zaman Menderes de başarısız buluyordu. Hayır, şu anlamda başarısız buluyorum ya. Bak başarılı olduğu yönden teslim ediyorum. Mesela Kur'an muhasebelerin orta kısmının açılması, başörtüsünün serbest bırakılması. Yani bir sürü şey sayabilirim olumlu anlamda. Benim de desteklediğim, yanında durduğum. Ama sayın birazcık da istiyorum bunları. Bunları birazcık sayın da istiyorum. Hükümetin lehinde olan şeyleri sayın. Hayır öyle değil. Eleştirilerinizi de söyleyeceğiz. Biz birlikte bakın, bugün aslında yani ağırlıklı olarak da birazdan gireceğiz. Ben şimdi Türkiye'nin ne olacak bu memleketin hali diye başladım ama biraz sonra bu ne olacak bu Büyük Birlik Partisi'nin hali diye soracağım. Hemen de izleyicilerimizden evet. O kadar çok soru yorum gelmeye başladı ki. Öyle anlaşılıyor ki yayın süremizi birazcık aşmak zorunda da kalacağız. Aşarız inşallah. Ama şimdi isterseniz sahura kadar gideriz. Seve seve yaparız. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani bu siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. Hakikaten Büyük Birlik Partisi önemli bir misyonu üstlenen bir parti. Muhsin Yazıcıoğlu da Türk siyasetinde bugün olması gereken bir siyasetçiydi. Allah rahmet eylesin. Gani rahmet eylesin diyelim. Şimdi o yüzden de ben burada sizin samimi düşüncelerinizi tabii. merak ediyorum. Samimi, evet net. Yani burada biz ekranlarda değiliz. Bir gazeteci, bir siyaset adamı olarak sohbet ediyor gibi. Şimdi öyle güzel bir şey söylediniz ki bu dönem evet Menderes dönemiyle benzeşiyor. Evet. Bu dönem Özal dönemiyle
benzeşiyor kısmen, dediniz. Evet. Benzeşiyor dediniz. Evet. Şimdi hatırlatıyor bize. Evet. Ya bu önemli bir ayrıntı. Evet. O yüzden de ben iktidarın olumlularını da söyleyin, olumsuzlarını da söyleyebilirsiniz. Hiç bu yayında öyle bir kırmızı çizgi yok. Yani cetvelle çizilmiş bir kırmızı çizgi. Öyle olmaması lazım. Çizgi yok. Ama ben burada sizin saf, temiz, evet bir siyasetçi kimliğinizle değil de bir insan. Hayır, bizim zaten siyasi kimliğimiz de bunu gerektiriyor. Biz doğruya doğru der, yanlışa yanlış deriz. Doğru kimden gelirse onun yanında dururuz, yanlış da kimden gelirse onun karşısında dururuz. Bizim siyasi anlayışımız bu. Ve biz bunu yaparken de asla şahsi ya da parti çıkarı değil, önümüze ülke, millet, devlet çıkarını koyarız. Bunu yaparız. Yani milletten kastımız da sadece 75 milyon değildir. Başta Osmanlı interlantı olmak üzere Türk İslam coğrafyasında yaşayan bütün kardeşlerimiz bizim millet kavramımızın içerisindedir. Hı hı. Evet. Yani Menderes dönemiyle benzeşiyor, Özal dönemiyle benzeşiyor. Şimdi biraz önce sözlerinizde dediniz ki çatışmaya dönüşmemiş olması da önemli. Tabii. Şimdi o dönemlerde de çatışmaya yani Özal'ı yıkamayanlar, Menderes'i yıkamayanlar, tıpkı bugün Tayyip Erdoğan'ı da yıkamadıkları gibi o dönemde de sokağı hareketlendirmek, ekonomiyi hareketlendirmek, ekonomik verilerle iktidarı alaşağı etmek için çeşitli girişimlerde bulundular. Ve en sonunda bütün bunları da gerçekleştiremeyince... Şimdi Fatih Bey bakın benziyor demek her şeyin tıpatıp olduğu anlamına tabii gelmez. Ki öyle her değil. Dönemin kendine göre şartları var. Hı hı. Her dönemin kendine göre gelişen hadiseleri ve olayları var. Şimdi biz Menderes dönemiyle bu dönemi kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslayamayız. Yani o zaman Türkiye yeni demokrasiye geçiyor. Yani ikili siyasi hayata tek partiden yeni kurtulmuş ve dolayısıyla da ağır bir junta baskısı var. Rahmetli Özal hemen ihtilalden sonra gelmiş. O dönemin şartları daha farklı. Bu dönemin şartları daha farklı. Ve şu anda mesela Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan hem Menderes'ten hem Özal'dan daha fazla imkana sahip. Yani daha fazla hem ekonomi büyük, hem Türkiye büyük. Mesela diyelim ki işte Menderes'in dönemindeki Türkiye'nin nüfusu en az iki katı fazla şu anda. Yani öyle baktın. Hı. Özal'ın döneminden ne üçte bir daha fazlalaşmış. Yani şimdi dünyadaki gelişmeler, sadece Türkiye'deki gelişmeler değil, teknolojinin gelişmesi, bütün dünya ekonomisinin büyümesi, elbette ki Türkiye'nin dışa açılması, yani müteşebbislerin dışarıya gitmesi, teknolojinin buraya gelmesi, bütün bunlar elbette ki bu iktidar döneminin avantajları. Ama ben diyorum ki bakın, hiç kimseye nasip olmayan bir şey nasip oldu. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a. 34 ile anayasal çoğunluğu elde ettiler. 34 ile. Değil mi? Hı-hı. 2002 yılında. %34 ile normalde anayasal çoğunluğu elde edilir mi? Edilmez. Yani 3'te 1 oyla 3'te 2'yi aldılar. Anayasanın çoğunluğunu elde. 2002 dediniz. Tabii 2002'de. 3'te 1 oy. 3'te 2 çoğunluk meclisi. Tamam, bunda AK Parti'nin ya da Başbakan Erdoğan'ın suçu ne? Hayır, yani kendisinden önceki siyasi iktidarların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdikleri... Ben başka bir şey söyleyeceğim. Seçim kanunuyla... Ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet, buyurun. Başka bir şey. Yani neler yapılmadı bu kadar imkan varken. İkinci dönem referandumla sayısı elde ettiler. Yani yine %40'lık bir oyla. Üçüncü dönem %50 gibi bir oyla yine tek başına bir iktidar elde ettiler. Ve hep gittikçe biz de yardımcı olduk bütün bu süreçlerde. Yani 2004 işte o muhtırada, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2010 referandumunda hep yanlarında durduk. Hep yanlarında durduk. Ve neticede ne oldu? Ama aynı dönemde Fethullah Gülen hareketi de yanlarında durduğu bir dönemdi o. Hep yanlarında durduk. Ve neticede ne oldu? Bu dönemde Türkiye'nin işte bu 12 yıllık serüven içerisinde çok daha iyi şeyler yapılabilirdi. Mesela ne yapılabilirdi ilk başta? Türkiye yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşabilirdi. Şimdi ben mesela barajı soruyorum Sayın Başbakan'a, hazine yardımı soruyorum. Diyor ki biz koymadık mı? Ya 12 yıl olmuş, biz koymadık diye bir komik cevap olabilir mi? Sen bunu kendi grubuna değiştirecek çoğunluğa sahipsin. Anayasal değişiklik gerekmiyor. Yani biz koymadık ki cevabı cevap mıdır? Ya da öbür taraftan bakalım, mesela anayasa en önemli bizim kriterlerimizden bir tanesi. Yine 12 yıllık süreç içerisinde baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli problemi neydi? Terör problemi, PKK problemi. Yine bu dönemde PKK bitirilemedi ve tam tersine güçlendirildi, mevzi kazandı ve adına buna hakikaten inanıyor musunuz? Adına çözüm süreci dedikleri. Buna inanıyor musunuz tabii hakikaten? Tabii inanıyorum. %100 yani nasıl inanıyorsunuz mesela? Yani anlatayım. En son Diyarbakır'a ne zaman gittiniz? En son geçtiğimiz bayram gittim. Bayram namazını orada kıldım. Diyarbakır'a. Tabii, tabii. Oradan öteye ne zaman gittiniz? Bir bayram önce de Muş'taydım. Hı-hı. Bu öldürülen yani Hakkari Şırnak. Öldürülen Sezer Aslan vardı biliyorsun, terörist. Hı.
Babası evinde Türk bayrağı asmıştı. Hı-hı. Kimse gitmedi. Ben bayramda kalktım. Onun evine gittim. Muş'un Korkut ilçesi İçboğaz köyü ve köy bir kısmı Arap, bir kısmı Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Adam evladını devletin bölge yatılı okuluna vermiş 14 yaşında. Hı hı. Tamam mı? PKK buradan alıp dağa çıkartıyor. 16 yaşında ölüsü geliyor babasının önüne. Şimdi bu baba çocuğun öldüğüne mi üzülsün, terörist olarak öldüğüne mi üzülsün? Burada suçlu baba mı, devlet mi? Hı hı. Milli eğitim mi? Şimdi ben oradan sordum bu soruyu. Biz bölgede olan bir siyasi partiyiz ve bölgedeki insanlar bizim kardeşimiz. PKK ayrı bir şey. Kaç oy aldınız? Türkler bizim mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 30 Mart'taki yapılan yerel seçimde aldığınız oy oranı nedir? Biz bölgenin, yani bölgede varız dediniz diye soruyorum. Biz ortalama bölgenin 4. siyasi partisiyiz. Ortalama. 4. Birinci kim? Birinci AK Parti. Birinci AK Parti. Belli yerlerde AK Parti, belli yerlerde işte PKK'nın partisi BDP. Hı hı. İşte belli yerlerde biz 3. partiyiz. Belli yerlerde CHP 3. parti. Yani o şekilde biz 3 ile 4 arasında değişiyoruz. Yani bizim mesela Diyarbakır oyumuz İzmir oyumuzun 2 katıdır, 3 katıdır. Bizim Hakkari oyumuz Edirne oyumuzun 4 katıdır. Yani Büyük Birlik Partisi'ni böyle diyen normal oyumuza göre bizim oy oranımız Güneydoğu Anadolu bölgesinde en yüksek oy aldığımız bölgelerden. Madem bu kadar varsınız bölgede, yani şimdi geçmişle 30 yıllık hatta 40 evet. yıla neredeyse geliyor. 40 yıllık bir PKK hareketinin bu dönemde daha da güçlendiğini nasıl söyleyebiliyorsunuz? Şöyle söylüyorum, bu dönemde daha da güçlendiğini. Şimdi bakın, PKK bu iktidar döneminde PKK'ya en ağır darbe vuruldu. Yani PKK bitme noktasına getirildi. Ne zaman? 2011 yılının sonuna kadar, 2000 yılı başlarına kadar. Hatta 2012 yılının ortaları diyebiliriz. Yani bu adına çözüm süreci dedikleri süreç başlayana kadar. KCK'ya karşı yapılan operasyonlar müthişti ve KCK'nın beli kırılmıştı, yok edilmişti. Kazan Vadisi, o dağlık kesimde, kırsal kesimdeki operasyonlarda da PKK'nın terörist sayısı, militan sayısı 2000'ler seviyesine indirilmişti. Bunun da bir kısmı hasarlıydı, yani yaralıydı. Ve neticede ne oldu? PKK böyle bir dönemde araya bir takım güçler girdi. Hatırlarsanız o dönemlerde hepimizin gözlerinin önünde. Hatta bu milletvekilleri, PKK'nın milletvekilleri orada bir Hakkari kırsalında PKK militanlarıyla sarmaş dolaş kucaklaşıp görüntü verdiler. Onun üzerine Sayın Başbakan dedi ki bunların meclis açılır açılmaz bunların dokunulmazlıklarını kaldıracağız dedi. Biz o dönemde idamla ilgili bir referandum yapmıştık. Halkın %95'i işte bu küçük yaşta çocuklara tecavüz edip öldürenlerle iki kesim için biz idam sorduk. İkincisi de bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatıp vatandaşı öldüren ya da Mehmetçi askeri teröristler için %95. Başbakan da bunu, hatta hükümet sözcüsü Bülent Bey de bunu dillendirdi. Bizim referandumumuza da, yani Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı şeye de, referanduma da atıf yaparak bunu söyledi. Şimdi oradan birden adına çözüm süreci dedikleri süreç başladı. Kim istemez ki terör bitsin? Kim istemez ki şehit gelmesin? Hepimiz bunu isteriz. Hepimiz. Yani herkes kucaklaşmak ister. Elindeki silahı bıraksın. Aynı bu ay, al yıldızda, al bayın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyorum desin. Herkes kucaklar. Yani bizim kardeşimiz innemel müminine akıbetim. Muhakkak ki Müslümanlar kardeş. Biz onlarla Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Ama Marksist, ateist olanlarıyla değil. Benim en çok kızdığım nokta burası. Yani bu hükümet nasıl oluyor da benim oradaki mütedeyyin, dindar, Kürt kardeşlerimi bırakıyor. Bu Marksistlerle, ateistlerle pazarlığa oturuyor. Ve oradaki kardeşlerimin milyonlarca dindar Kürt kardeşimi bunların insafına bırakıyor. O zaman, benim kızdığım nokta burası. O zaman hemen bir reklam arası verelim. Evet. Çok önemli bir yere de geldik aslında. Evet. Marksist ateistlerle bu hükümet nasıl bir araya geldi dediniz. Tabii. Şimdi ben biraz sonra soracağım. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ile Türk soluyla nasıl bir araya geldiniz diye. Onlar Marksist ateist olarak görmüyor musunuz? Acaba mütedeyyin olarak mı onları nitelendiriyorsunuz diyeceğim ama kısa bir reklam arası. Önemli bir konuğum var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Türkiye'nin seçimi kaldığı yerden kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet, Türkiye'nin seçiminde ben Fatin Dağıstanlı, konuğum Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada iletişim bilgilerini biliyorsunuz, yönetmen arkadaşım ekrana veriyor zaman zaman. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz
Hatta ve hatta eleştirilerinizi de yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra çok sayıda tabii görüş de geliyor. Birazdan hepsine sırasıyla geleceğim ama şimdi hemen bir başa dönelim. Ekonomi demiştik. Ekonomide iyilikler de var, kötülükler de var demiştiniz. Ve çatışmaya dönüştürülmedi bu süreç diye de bir değerlendirmeniz oldu Mustafa Bey. Şimdi son dönemde, son bir yıl önce başlayan gezi olayı... Milletin sağduyusuyla. Ama gezi olayı, milletin sağduyusu ama gezi olaylarının da başlangıç noktasının ana arterlerinden birisi hiç kuşkusuz İstanbul'a 3. köprü, İstanbul'a 3. havalimanı ve bunlardı. Bunların yapılmasını... Bunlar iktidarın iddiaları. Sadece iktidarın değil kimin, bunlar. Başka yani. Kimin? Net yani. Başka kimin iddiası? Herkesin iddiası. Hayır, sadece iktidarın iddiası. Yani şimdi baktığınız zaman yani bunları yapabilen... Ya benim iddiam değil, başkasının iddiası değil. Yani bunlara kimse karşı çıkmıyor ki. Yani gezi olaylarında siz şunu duymadınız mı? 3. havalimanı istemiyoruz, 3. köprü istemiyoruz. Bunlar lükstür denilenleri duymadınız mı başkanım? Bunlar gezi olaylarının başlangıç sebepleri değil. Bunlar daha sonra belki bir kısım çevreler tarafından, hatta bunu hükümet de yaptırmış olabilir. Yani sebep bunları göstermek adına. Bunlar orada atılan sloganların sadece birkaç tanesinden, pek çok slogandan sadece birkaç tanesi. Bunların gezi olaylarının sebebi olması mümkün değil ki ben gezi olaylarını biliyorsunuz tasvip etmedik biz. Yani gezi olaylarının karşısında durduk. Yani sokakta bir şey elde edilemeyeceğini deklare ettik ve tabanımızı da o sokağa indirmemiş bir siyasi hareketiz. Yani bu ama ben isterseniz şu şey yarım kaldı. Hemen oraya da geçeceğim. Yani bu çözüm sürecine de geçeceğim. Evet. Yani PKK, KCK dediniz. KCK'lıların içeriye alınmasına bir ölçüde sevindiğinizi anladım ben ama şimdi o KCK'ların da... Kimsenin içeriye alınmasına sevinmeyiz Fatih Bey. Suç işleyenlerin, devleti yıkmaya çalışanların, devlet içinde devlet kurmaya çalışanların karşısındayız biz. Yoksa niye insanların suçsuz yere kim kimin içeri devlet alınmasını Devlet içerisinde ister? devlet kurmaya çalışanların karşısındayız. Fethullah evet. Gülen hareketinin? Şimdi bakın o farklı bir boyut. Yani ben onu paralel devlet olarak değerlendirmiyorum. Bir önce sizin söylediğiniz gibi. Hani başbakan paralel devlet dedi. Bütün tabanı peşinden paralel devlet diyor. Yok böyle bir şey. Bana göre izafi sanal bir şey. Ha devlet içinde bir kadrolaşma ama hareketi ama bir başkasına göre de KCK ile ilgili söylediklerinde izafi bir değerlendirme. Olur mu? Adam resmen diyor ki bak KCK'la resmen diyor ki KCK ne? KCK zaten PKK'nın şemsiye örgütü. Yani KCK'nın altında bir sürü kuruluşu var. Gençlik Hareketi, PKK, işte siyasi partisi her şey var. Adam diyor ki ne diyor adam? Çıkıyor sözcüsü, eş başkanı, DTK'nın, BDP'nin hepsi Karayılan ne diyor? Bizim yolumuz dümdüz diyor. Önce özellik sonra bağımsızlık diyor. Net. Bunu ifade eden bir örgüt var karşınızda. Öbürü nedir? Öbürü devlet içerisinde kadrolaşmadır. Bunu kabul ediyorum. Devlet içerisinde kadrolaşmadır. Şimdi hangi iktidar belli bir devlet gruba... Devlet içerisinde kadrolaşmadır. Ama adına paralel yapı demiyorsun. Demem. Çünkü neden? Paralel devlet değildir. Hangi gruba, Türkiye'deki hangi cemaate, hangi siyasi görüşe, ideolojik görüşe siz hükümet olarak bu kapıyı açarsanız o devletin içinde kadrolaşır. Hangisine? Bana açsanız ben de kadrolaşırım. Yani Fethullah Gülen hareketine AK Parti iktidarı mı tabii, bu imkanı tabii, açtı tabii, da tabii, tabii, devlet tabii. içerisinde kadrolaştı ve bugün paralel yapı oluştu. Tabii o paralel yapı demiyorum bak. Devlet içinde bir kadrolaşma oldu. Paralel yapı siz söylüyorsunuz. Benim muhatabım siyasi iktidardır. Millet emaneti iktidara teslim etmiştir. Oyu ona vermiştir. Yönetimi ona teslim etmiştir. Bu ülkede olumlu olumsuz biraz önce saydık. Ne varsa eğer dediğim gibi çetede varsa, örgütte varsa, terörde varsa, paralel yapıda varsa bunların hepsinin sorumlusu hükümettir. Ben hesabını hükümetten sorarım. Millet de hesabını hükümetten sorar. Hükümet de dönsün hukuksuz, kanunsuz iş yapan varsa hesabını ondan sordu, sorsun. Bugün sordu. Tamam mı? Bugün sordu. Ama bu şuna dönüşmemeli. Bugün sordu ama. Yani net bugün sormaya başladı bakın, daha doğrusu. Net. Bakın bugünkü mesele ne biliyor musun? Bak bugünkünü ben size anlatayım. Bugünkü ne? Bugünkü geçmişte bu hükümetin talimatıyla, bu hükümetin talimatıyla dönemin emniyetçileri ya da hukukçuları bir takım işler yaptılar. Birlikte yaptılar. Neticede döndü. İş kendisine çevrilince yani işin ucu hükümetin bir kısım üyelerine, İktidar Partisi'nin bir takım yöneticilerine ve Türkiye içerisindeki imtiyazlı sınıfa sahip belirli iş adamlarına, belirli kimselere yönelince ne yaptı? Bunun burada yönelince burada bir farklı bir tavır içerisine girdi. Ve neticede buradaki polisler bu işi kendi kendilerine yapmadılar. Savcıların talebi üzerine yaptılar. Hakimlerin kararları üzerine yaptılar.
Neticede hükümetin talimatları üzerine yaptılar. Hükümetin çıkarttıkları... Yani hükümet yargı kendi kendine darbe girişiminde mi bulundurdu? İşte iş kendisine gelince değişti. Yani bütün kesimlere yapılırken her şey normaldi, her şey iyiydi. İş kendisine kendi yanlışlıklarına karşı da hukuk işlemeye başlayınca bu sefer hükümet dedi ki vay ben aldatılmışım, ben kandırılmışım. Yani paralel yapı hükümetin AK Parti iktidarının zihniyetine yakın hareket planı çizerken bir problem yoktu. Ama daha sonra yine aynı paralel yapı. Var mıydı size soruyorum? Paralel yapı. Ben paralel yapı demiyorum. Paralel yapı siz söylüyorsunuz. Ya paralel örgüt de diyebiliriz. Yani ben bu örgütte derim yani bu kadar netimdir yapıya karşı. Çünkü ben devletin içerisinde paralel dinleme yapabilen, telekulak yapabilen, darbe girişiminde bulunabilen, casusluk girişiminde bulunabilen bir yapının paralel yapı olmaktan da öte bir örgüt olduğu kanaatindeyim. Yani bugünkü savcıları da kutlayanlardan birisiyim. Yani zihniyet olarak. Bakalım benim, sonucunda ne çıkacak? Benim mantalitemde... Şimdi bakın bu yapılan, bugünkü yapılan. Geçmişte bu çapta olmasa da bir iki yine biliyorsunuz buna benzer operasyonlar yapıldı. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Devletin içerisinde hukuka aykırı, kanuna aykırı kim ne işlem yapmışsa sonuna kadar bunun hesabının sorulmasının yanındayım. Arkasındayım. Bu kere bunu söyleyeyim. Burada hiç ben devletimin yanındayım. Ben milletimin yanındayım. Adana'da tırlar durduruldu. Ben şunu söyledim. Yani devletin içerisindeki bu kadrolaşmanın temizlenmesi gerektiğine inanıyor mu Mustafa Destici? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Bakın, yanlış yapmış olabilir AK Parti iktidarı. Buna itiraz etmiyorum. Bu söylediğinizde de katılıyorum aslında. Doğru söylüyorsunuz burada ama bu devlet içerisindeki kadrolaşmanın temizlenmesi gerekir diyor mu? Devlet içerisinde hukuka, kanuna karşı kim yanlış yapmışsa, hukuku kim yanlış işletmişse, kanunu kim yanlış işletmişse onlar temizlenmekle kalmamalı, onlara hukukun da ceza da vermeli. Bak bunu söylüyorum. Yani o yüzden de bugünkü aslında operasyonu destekliyorsunuz bak, yani. Hayır, bugünkü operasyon eğer böyleyse desteklerim. Ama şöyleyse, bugünkü operasyon bir öfkeyle, bir nefretle, bir işte intikam alma duygusuyla, hesap sorma gayesiyle ya da korku salma, psikolojik bir harp niyetiyle yapılıyorsa... Ve neticede suslu susuz ayırmadan, kurunun yanında yaşı da yakarak bir cadı ona dönüşüyorsa buna da karşıyım. Bunu söylüyorum. Ben doğru olanın yanındayım, yanlış olanın karşısındayım. Bir kere daha söylüyorum net. Bakın kim işlemişse, babamın oğlu da olsa, devletin içerisinde yasaya kanuna aykırı davranan varsa sadece temizlemek değil... Cezasını da vereceksin. Vermezsen... Yani, hayır, bu kadrolaşmaya karşı mısınız? Bir, artı bu kadroların devletin hiyerarşisi içerisinde talimat almayıp, devletin hiyerarşisi içerisinde olmayan bazı unsurlardan, yani imamlardan talimat alarak onları yerine getirmelerine, ne diyorsunuz? Ben bunu Fatih Bey bir grup için söylemem. Herkes için söylerim. Kim devletin içindeyken, devletten maaşını alırken, devletin kadrosunu işgal ederken, devletin bütün imkanlarını kullanırken, eğer devletten değil de, hükümetten değil de, kendi amirinden değil de tutup dışarıda bağlı bulunduğu cemaat ya da cemiyet ya da tarikat ya da siyasi parti ya da ideoloji oradan emir alıyorsa hepsine karşı. Evet, bunu bir grup için söylemiyorum. Bu da imza atılacak bir açıklama tabii, aslında. Yani bir grup için değil. Bu önemli. Tabii. Önemli. Yani bu şu. Siz tabii. Devlet içerisinde bir kadrolaşma olduğuna inanıyorsunuz, biliyorsunuz, ama görüyorsunuz. Ama bir grup için demiyorum. Ha, ama anladım ama yani. Bana da verseler bu imkanı ben de kadrolaşırım devletin içinde. Tabii ki herkes kadrolaşmak ister. Herkes kadrolaşır yani. Ama bunların yapısı artık öyle bir noktaya gelmiş ki bu kadrolaşma değil. Eğer böyle bir şey varsa bu hükümetin vebalidir. Hesabını bu hükümet vermesi gerekir. Ha yani şuna, çünkü hükümet yaptı bunu. Şunu söylerseniz belki hakikaten bunu da şey yapabilirim. Yani AK Parti iktidarı döneminde Fethullah Gülen hareketini, bu arada hiç Fethullah Gülen falan filan da demiyorsunuz. Yani bu grup şu grup falan filan diyorsunuz. Hiç bulundunuz mu Fethullah Gülen hareketinin içinde? Hiç bulunmadım. Hiç bulunmadınız. Tabii yani Fethullahçıyım. Hoca Efendi'yle de hiç görüşmedim. Fethullahçıyım yani birileri siz... gibi Amerika'ya falan gitmedim. Birileri biliyorsunuz sıraya giriyordu. İktidar Partisi'nin bütün bakanları, bütün milletvekilleri. Amerika'ya gitmek için Umre'ye gider gibi, Hacca gider gibi Amerika'ya gidiyorlardı. Sizi hiç davet etmediler mi peki? Türkçe olimpiyatlarında biliyorsunuz en ön sıralarda oturuyorlardı. Sizi hiç davet etmediler mi? Ben davet de almadım, gitmedim de. Hiç bugüne kadar gitmedim, evet. Davet de almadınız, evet, gitmediniz de. Gitmedim. Yani böyle bir şeyim yok. Bunun bir eksikliğini hissettiğiniz oldu mu? Yok, böyle bir arzum da olmadı benim. Çünkü neden? Bakın biz Türkiye'deki bütün cemaatlere, hizmet hareketi de buna dahildir. Hı hı. Severiz sayarız. Alnı secdeye giden,
ağzı dudağlı bütün cemaatlere bizim saygımız vardır. Hiçbirisini birisinden ayırt etmeyiz. Ama işte başbakan da böyle diyor. Bütün cemaatlere biz saygılıyız. Tamam, severiz. Hepsini sayarız. Hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Yani başbakan Erdoğan da iktidarı süresince aynı bu tespitle hareket etti. Şimdi siz başbakan Erdoğan'ı, AK Parti iktidarını suçluyorsunuz. Yani bu Fethullah Gülen hareketini devlet içerisinde kadrolaştırdığı ve paralel yapı oluşturduğu için eleştiriyorsunuz. Bunun altına ben de imza atıyorum ama şimdi bunu yaparken de başbakan ben öyle demiyorum bak. Sizin gibi yaptı ama sizin düşündüğün... Siz benim adamım farklı bir şey söylüyor. Ben öyle söylemiyorum. Benim söylediğim şu. Ben diyorum ki bana göre bir paralel yapı yok diyorum. Tamam mı? Eğer böyle bir yapı varsa diyorum bu hükümetin eseridir diyorum. Ben bunu söylüyorum. Devletin içinde hukuksuz, kanunsuz iş yapan varsa yani eğer böyle bir yapı oluşmuşsa sen bir yıl önce iktidar olmadın. İki yıl önce iktidar olmadın. 2011'de iktidara gelmedin. Sen 2002'den beri 12 yıldır iktidarsın. Bütün bu kadroların vebali de, yapılan doğrunun yanlışın vebali de, her şeyin vebali bu iktidarın omuzlarındadır. Doğruyu nasıl sahipleniyorsa, nasıl Marmara'ya diyor ki yaptım, şu kadar hızlı tren yaptım, şu kadar duble yol yaptım değil mi? Bu kadar hastane yaptım, bu kadar derslik yaptım. İşte başörtüsü yasağını kaldırdım, İmam Hatip'in orta kızımlarını açtım diyorsan o zaman bunu da sahiplenecek. Bu da senin yanlışın. Bu da senin icraatın. Yani hesabını da ben senden sorarım. Tamam mı? Ben başkasından sormam. Millet olarak da, meclis üstündeki bir muhalefet partisi olarak da ben hesabı senden sorarım. Eğer benim tırlarım durduruluyorsa Adana'da ben durdurandan değil hükümetten sorarım. Hükümet ondan soracak. Ben o zaman şunu da söyledim. Velev ki o tırlar Türkmenlere yardım götürmüyor olsak bile ki götürmüyordu. Onu da bilerek söylüyorum. O tırlar Türkmenlere yardım götürmüyordu. Nereye götürüyordu? Velev ki, nereye götürüyordu? Bir saniye bak cümlemi tamamla. Ama yani izleyici velev merak ki, ediyordur mesela. Nereye götürdüğünü ne düşünüyor mesela Mustafa velev Destici? Velev ki götürmüyor olsa bile ben o tırların orada durdurulmasına karşıyım. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası aranada küçük düşürülmesine, özellikle de teröristlere yardım ediyor damgası vurulmasına kim tarafından yapılırsa yapılsın, bunu kim yaparsa yapsın ben onun karşısındayım. Ben bunu onu söylüyorum. Ben çünkü benim önceliğim devletim benim. Eğer burada hükümet yanlış yapıyorsa biz bunu içeride konuşuruz. Ama biz bunu uluslararası aranada ifşa etmeyiz. Aynen Esed bizi davet etti daha bu Suriye olayları ilk başladığında 15 kişilik bir heyetle bütün masrafları karşılamak üzerine biz dedik ki evet biz hükümetin buradaki Suriye politikalarını eleştiririz. Ama gidip Esed'in sarayında ben bu hükümeti eleştirmem. Ben hükümetimi burada Mustafa eleştirdim. Mustafa Kemal gitti. O gitti, CHP gitti. O onların bileceği iş ama ben gitmem. Büyük Birlik Partisi'nin farkı burada. Ben burada eleştiririm. Gidip başka bir hükümetin meclis çatısı altında ben kendi hükümetimi eleştirmem. Bizim siyasi bakışımız böyledir. Bizim milli politikaya bakış açımız böyledir. Biz farklıyız Büyük Birlik Partisi olarak. Onun için bizim farklı değerlendirmemiz gerekir. Aldığımız kararların da onun için farklı gözde ve farklı şeyler normal bir torbaya atılıp değerlendirilmemesi gerekir. Ama eğer biz bir yerde bir karar alıyorsak demek ki bir sebebi vardır diye herkesin bunu sorgulaması gerekir. İyi. O zaman hemen bir videomuz var. O bizim Manşetlerin Dili yayınında. Hemen bir onu verelim. Mustafa Bey'in yorumunu alalım ve arkasından devam edelim istiyorum. İşte o video. Ekmelettin İhsanoğlu'nun görüşleri, röportajları daha önce de Hürriyet'te çıktı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri iki dönemdir bu görevi başarıyla sürdürüyor. Görevini devretti bu son zirvede, devredecek yıl sonunda ama kimin geleceği belli oldu. Geçiş dönemi yaşanıyor. O yüzden işte görevini tamamlamış birisiyle o bölgeyi görüşmek, o bölgedeki gelişmeler hakkında onun düşüncelerini almak normal bir gazetecilik anlayışıdır. Bu yapılabilir. Ama arka planda işte Aydın Doğan'ın ondan görüşüp Cumhurbaşkanı adayı yapma isteği gibi bir takım kulis bilgiler de var. O olabilir. Onlar ayrı şeyler ama bu tek başına bu röportaja baktığımızda Ekmelettin İhsanoğlu bölgedeki gelişmeleri değerlendiriyor. Bir noktasıyla haklı. Abdülhamit dönemindeki bizim meşrutiyet döneminde yaşadığımız sıkıntıların benzeri yaşanabiliyor orada var. Evet oradaki liderler devrildi ama büyük bir istibdat olduğu için bir muhalefet örgütlenmesi, bir kendi içerisinde kadroların yetişmesi, birlikte çalışma alışkanlığı yok oralarda ve o yüzden de birdenbire iktidar elinde bulan bu kadrolar şimdi tam yönetime hakim olamamış gözüküyorlar. Bir sürecin gerektiği açık orada.
Ama şurası biraz daha farklı. Kitle desteği var burada çok yüksek miktarda. Halkın desteği bu değişimden yana. Zaten o destek götürdü. Meşrutiyette işte dar bir kadronun işini arkasında olmasıydı. Dar bir kadronun işte askeri darbe andırır bir davranışıyla meşrutiyet vermişti. Son 1-2 dakikamız ama şu cümlelerini tekrar etmeni istiyorum Celal Kazdağlı. Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili kuliste konuşulan bilgiler. Nedir? Ekmelettin İhsanoğlu'nun aslında Doğan Holding'in patronu Aydın Doğan'ın bir projesi olarak görev süresi bittikten sonra Türkiye'ye getirileceği ve Türkiye'de siyasette kullanılacağı, koşar at olarak olaylara sürüleceği ve en sonunda da Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine ilişkin bir kulis bilgisi bu. Yanlış anlamadım değil mi? Öyle konuşuluyor, yazılıyor çeşitli çevrelerde. O tür bilgiler var. Ama Nasıl yapacak Aydın Doğan bu işi bilmiyorum diyor Celal Kazdağlı. Benim hafta içi her gün saat 11.30'da Kanal A ekranlarında yaptığımız manşetlerin dilindeki partnerim nasıl yapacak Aydın Doğan bu işi bilmiyorum dedi. Birlikte izledik, evet. Mustafa Bey. Nasıl yaptı Aydın Doğan bu işi? Yani bu söyleşi yaptığımız programın bant yayını bu. 11 Şubat 2013 tarihi. Şimdi bunu birazcık daha geriye alıyorum. Aslında bu bizim bilgimiz değil. Bizden önce Yeni Şafak gazetesinden Tamer Korkmaz bunu 4 yıl önce köşesinde yazdığı bir bilgi bu. 4 yıl önceki bir bilgi. Artık ondan öncesinin ne kadar olduğunu biz de bilmiyoruz. Şimdi biz yaklaşık 1,5 yıl önce Ekmelettin İhsanoğlu halen daha İslam İşbirliği Örgütü'nün genel sekreteriyken Aydın Doğan'la görüşmesi ve Aydın Doğan'ın ona Cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmesi ve bugün karşımıza gelen bu fotoğraf. Aydın Doğan. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Büyük Birlik Partisi olarak tabii ben Aydın Doğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'na teklif edip etmediğini bilmiyorum. Yani benim bu tür bilgilerden haberim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyorum. Bu sadece bir iddia şu anda. Yani bu Aydın Doğan tarafından da Ekmelettin İhsanoğlu tarafından da doğrulanmış bir şey de değil. Ya da bunun bir videosu, ses kaydı ya da bir yazısı da yok herhalde. Bu sadece bir iddia şu anda. Yani iddiadan öte bir şey var mı? Burada yok. Şimdi eğer... Ama şimdi iddia da hemen araya gireyim. İddia da bu iddia. Yani biz bile 11 Şubat 2013 tarihinde 1,5 yıl önce bunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi bizim önümüze geldiğinde ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış oldukları çatı görüşmelerin neticesinde Ekmelettin İhsanoğlu adının bir Cumhurbaşkanı adayı olarak önümüze getirildiğini gördük biz. Evet. Biz oradan öncesine bakmıyoruz. Sanki iki tane lider yapmış oldukları istişare sonucunda Ekmelettin İhsanoğlu'nu bizim önümüze getirdiler gibi algılıyoruz. Ama bu oyunun arka tarafında Aydın Doğan, arka tarafında Türkiye'deki baronlar, bunun da arkasında dış bağlantıların olduğunu görmezden mi geliyor birazcık? Hayır, bu sizin iddianız. Bakın, bu sizin iddianız. Benim böyle bir iddiam yok, benim böyle bir bilgim de yok. Ben böyle olduğunda inanmıyorum, düşünmüyorum da. Hı hı. Şimdi peki biz eğer bu sürece geleceksek, Cumhurbaşkanlığı sürecine, biz o zaman niye Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekliyoruz? Niye bu kararı açıkladık? Buna gelelim o zaman. Değil mi? Önce bununla ama ilgili bir değerlendirmede bulunun istiyorum. Bakın, ben buradaki değerlendirmemi yapıyorum. Diyorum ki benim bu konuda bir bilgim yok. Ben böyle olduğunda düşünmüyorum. Yani böyle olduğunda inanmıyorum. Türkiye'deki baronların Türkiye'deki siyaseti belirleme, dizayn etme, evet, arayışlarının olduğuna ilişkin geçtim Ekmelettin İhsanoğlu'nu geçtim. Türkiye'deki baronların böyle bir dizayn. Hayır, aynı iddia. Fatih Bey, aynı şey, aynı iddia. Fazilet Partisi bölünüp Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları içinde yapıldı. Şimdi biz ona da mı inanacağız? Neden de mesela? Aynı bu iddialar yapıldı. Yani Fazilet Partisi bölündü. Türkiye'deki işte sermaye tarafından, baronlar tarafından, bu işin arkasında Amerika var. O günlerin gazetelerini, yorumlarını okuyalım. Yani aynı iddialar o dönemde 2002 yılında AK Parti kurulurken, iktidara gelirken bütün bunlar söylendi. Şimdi biz onlar da mı doğru olarak ama kabul edeceğiz? Ama iktidara gelirken diyorsunuz, iktidar bir sandık, işte kurulurken söylendi. Sandıkla gelen kurulur, bir mekanizma. Bu da sandıkla gelecek. Yani parti kurulurken diyeyim o zaman. Parti kurulurken, AK Parti kurulurken. Yani bir proje olduğu söylendi AK Parti'nin. Şimdi o zaman sizin mantığınızdan giderken, hatta onda da birkaç sene önceden, hatta 3-5 sene önceden Tayyip Erdoğan işte ayrılacağı, ayrı bir parti kuracağı, işte bir takım çevrelerle birleşeceği, bunun için bir takım çevrelerle anlaştığı, Amerika'ya gittiği geldiği, İsrail'den bir takım yetkililerle görüştüğü, Avrupa'dan bir takım yetkililerle görüştüğü, bunların hepsi konuşulmadı mı? Doğru. O zaman biz aynı mantıkla gidersek,
Sayın Tayyip Erdoğan'ı da haksızlık yapmış olmaz mıyız? AK Partili arkadaşlara da haksızlık yapmış olmaz mıyız? Ama şimdi Tayyip Erdoğan... Türkiye'de bu tür şeyler... Şunu da bir ekleyelim ama yani Tayyip Erdoğan o dönemde bir siyasi figürdü. Yani Türkiye'de belediye başkanlığı yapmış, İstanbul gibi büyük şehrin belediye başkanlığını yapmış. Zaten şöyle, dalga oluşmadan üzerinde sörf yapılmaz. Önce dalga oluşturulur. Ama Ekmelettin İhsanoğlu üzerinde niye bir dalga oluşturmadan direkt sörf yapmaya başladılar? İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri ise zaten dalga oluşmuştur. Ama orada da AK Parti... Dalgayı da kim oluşturdu? AK Parti Başbakanı Abdullah Gül oluşturdu. Evet. Yani. Nasıl oldu? Yani AK Parti'nin oluşturduğu dalganın üzerine Aydın Doğanlar, Baronlar ya da dış bağlantılar mı bindi? Yani bence Ekmelettin İhsanoğlu biraz önce bahsettiğin isimlerden ziyade Başbakan'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na daha yakın isimler. Yani AK Parti'ye daha yakın isimler. Yani benden AK Parti'ye daha yakın. Yani Ekmelettin İhsanoğlu. Benim mesela bu sürece kadar Ekmelettin İhsanoğlu'yla bir kere tokalaşmam bile yok. Bir kere oturup konuşmam, kahve içmem, hatta selamlaşmam yok. Ama AK Partili başta Sayın Başbakan olmak üzere neredeyse üst düzey bütün yöneticiler, Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil olmak üzere hepsinin bir kısmının özellikle yakın dostluğu var. Çok yakından tanıdıkları, hatta işte İslam İşbirliği Konferans Teşkilatı'na tavsiye ettikleri, bunun için kulis yaptıkları bir zatı muhterem. Fethullah Gülen'le de görüşmediğinizi söylediniz. Evet, görüşmedim. Yani bir el sıkmışlığınız falan yok yani Fethullah Gülen'le de. Yok. Yani benziyor aslında, yani Ekmelettin İhsanoğlu'ya da yok. Hayır, işte orada da. Ama yani bak, uygulamalarınız paralellik arz ediyor. Hayır bak, şundan dolayı. Bizim, ya da etmiyor mu? Bakın etmiyor, şundan dolayı etmiyor. Biz doğru bir yerde duruyoruz. İnandığımız bir yerde duruyoruz. Biz hata da etsek inandığımız için yapıyoruz. Yani bilerek bir yanlışın içerisinde olmadık, bundan sonra da olmayız. Yani bir hesabın içerisinde olmayız. Biz şimdi yerel seçimlerden önce, yani 17-25 Aralık süreciyle yerel seçimler biliyorsunuz denk düştü. Yani hemen yerel seçim atmosferine girildi. Biz orada bir muhalif duruş sergiledik. Yani bizim muhalefet anlayışımızın 3 saç ayağı vardı. Bir tanesi rahmetli Muhsin Başkan'ın şehadet sürecinin aydınlatılmamış olması. İkincisi bu biraz önce bahsettiğim özelliğin önünü açan fiili özellik var şu anda Güneydoğu'da. İşte yollarımız aylarca kapatılıyor, bayraklar indiriliyor. Bu çözüm sürecini bizim çözülme ve ayrışma süreci olarak adlandırdığımız süreç. Bir üçüncüsü de bu yeni anayasa ve tabii ki bunun devamında işte yolsuzluklar, işte bir takım ahlaki, şu anda toplumun en önemli meselelerinden bir tanesi de ne? Hem misli, hem milli, hem İslami, hem de ahlaki yozlaşma. Değil mi? Bütün bunları öne koyarak biz bir muhalefet yaptık. Şimdi bir izleyicimiz Fatih Koçtürk, Fatim Bey diyor, Mustafa Bey'e, Mustafa Destici'ye, Sayın Mustafa Destici'ye şu resmi gösterir misiniz diyor. Hemen şu resmi bir gösterelim istiyorum. Eğer o resim hazırsa. Evet, buyurun Mustafa Bey. Evet. Bu resimden bahsediyor izleyicimiz. Tamam. Ve iyi bilmezlik. Tamam. Bakabiliyor musunuz? Bakıyorum, bu arada görebiliyor musunuz? Görüyorum. Eğer kendi kamerasına da verebilirsek Mustafa Bey'e. Orada Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı mı var? Evet, Türk Solu dergisinde. Hayır, iyi, orada, iyi, evet var, evet. Şu anda orada Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı mı? Evet. Değil. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı. Hayır, değil. Evet, Muhsin, iki tane dergi, bak iki tane fotoğraf. Hayır. Bak siz yanlış bilgi veriyorsunuz. Şu anda orada Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı yok. Türk Solu dergisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Muhsin Başkanımız vefat ettiği gün o başlığı atmış. Ne demişti? Yeni değil. Ne demişti? Yani iyi bilmezlik şeyini, başlığını o zaman atmış. Evet. Şimdi fakat benim anlamadığım mantık burada şu. Şimdi biz Türk Solu dergisini desteklemiyoruz. Türk Solu dergisine oy vermiyoruz. Ya da Türk Solu dergisinin editörü Cumhurbaşkanı adayı falan olmuş değil. Yani bu kadar absürt bir şey olabilir mi? Ya siyaset bu kadar popülist, oportunist, makyavelist bir hale getirilebilir mi ya? Şimdi o zaman şunu diyeyim ben de. Sayın Başbakan Ekmelettin İhsanoğlu bir dergini havaya kaldırmış. Bizim tasvip etmediğimiz, karşı olduğumuz bir yayın organı. Sayın Başbakan kaç tane solcunun elini havaya kaldırdı? Şimdi onların fotoğraflarını getirin hadi bir ekrana. Hangisi, niye getirmiyorsunuz? Hangisi mesela? Hangisini? Ya ölmüşlerin bile, Şivan Perver'in, bölücülerin bile. Ondan sonra Ahmet Kaya'nın şeyini biliyorsunuz iade etti. Yani Türkiye'de ne kadar sol, en önde gelen insanlar varsa onların hepsine dönem dönem ödül, dönem dönem davet, dönem dönem bütün bunlar yapıldı. Ama bu söylediğiniz insanlar, yani hem şu an hem burada, Ahmet Kaya, Türkiye'nin bölünmemesi, Türkiye'nin Türk'le Kürd'ün Ahmet Kaya Türkiye'nin bölünmemesi için mi uğraştı? Herhalde yani bu kadar. Ya şimdi bu güldürmeyin insanı Fatih Bey ya. Bu kadar nettir bu kadar ama şimdi buradaki Türk Solu dergisinin ise yani iyi bilmezdik diye Muhsin Başkan'a dönük yapmış olduğu bu kapak ve arkasından Ekmelettin İhsanoğlu'nun İstiklal Caddesi
Caddesi'nde, İstanbul İstiklal Caddesi'nde Türk Solu dergisinin PR'ını yapıyor olması hiç yan yana gelebilecek bir unsur değil bence. Ben bunun doğru olduğunu söylemiyorum zaten. Ama bakın, ben diyorum ki eğer bir davranış üzerinden bir insanı yargılayacaksak, o zaman diğer Cumhurbaşkanı adayımızın da, Sayın Başbakanımızın da bir sürü davranışını öne getirebiliriz, söyleyebiliriz. Ben diyorum ki bak, bunların yerine, yani bu popülist, opportunist, makyavelist davranışlar yerine, o zaman ben size şu örneği söylerim. Şimdi diyorlar ya mesela işte solla, CHP'yle yan yana geldi. 2000 yılında Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı seçilirken de şimdiki AK Parti'de, o zaman Fazilet'ten ayrıldılar biliyorsun, bir grup oluşturdular. DSP ile birlikte Ahmet Necdet Sezer'i desteklediler. Nasıl, ne diyeceğiz şimdi biz buna? Ne diyor bakın, Bülent Arınç o zaman Ahmet Necdet Sezer için Türkiye'nin önünü açacak. Oy veririm. Abdullah Gül, Ecevit'e helal olsun. İyi bir seçim. Ben oy veririm. Musa Demirci, şimdiden bir şey söylemem. Deticiye bakalım. Zeki Çelik, oy veririm. Partimle beraber hareket ederim. Eyüp Sanay, partimizin aldığı karar çerçevesinde ona oy veririm. Cemil Çiçek, partimizde olumlu görüş var. Ben de destek vereceğim. Cevat Ayhan, böyle demokrat birine tabii ki oy veririm. Nerede söylemişler bunları? Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığında DSP ile Fazilet'ten ayrıldı ya o zaman AK Parti grubu, Abdullah Gül liderliğinde. O zaman Ahmet Necdet Sezer'i desteklerken bu sözlerle, yani desteklerken Ahmet Necdet Sezer'i yani, destekle Cumhurbaşkanı seçimleri. Hayır yani, ne oy mu vermişler Ahmet Necdet'e? Oy verdiler tabii. Ahmet Necdet Sezer'e. Tabii Ahmet Necdet Sezer'e oy verdiler. Cumhurbaşkanı olması için. Seçildikten sonra da şak şak yaptılar mecliste. Yani şimdi bunları niye getirmiyorsunuz gündeme? Yani bu arkadaşlara her şey mübah, her şey helal. Öyle mi? Şimdi bakın, dürüst olacağız, objektif olacağız. 2002 yılında Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kimle işbirliği yaparak milletvekili seçildi? Hangi partiyle işbirliği yaptı, yasa değişti? Cumhuriyet Halk Partisi ile. Değil mi? 74 ile kimle koalisyon kurdular? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani sen Cumhuriyet Halk Partisi ile her türlü işi yapabilirsin. Her türlü işbirliğini yapabilirsin. Hatta PKK'nın partisiyle de. Hatta PKK'yla da müzakere, pazarlık edebilirsin. Ama Büyük Birlik Partisi, ki ben şunu söylüyorum bakın, biz Türk Solu dergisiyle işbirliği yapamaz mı ben diyorsun? Ben Türk Solu işbirliği yapmıyorum zaten. Öyle bir şey yok. Onu nereden çıkartıyorsun? Yani eline Türk Solu dergisini alan ben değilim. Türk Solu dergisini eline kaldırmış. Şimdi bakın, bu çok basit bir şey. Bu size de yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor. Bu çok basit bir şey. Bir kere biz Cumhurbaşkanı adaylığı süreci söz konusu olduğunda Büyük Birlik Partisi olarak öncelikle şunu söyleyelim. Halkın seçmesinin bir kere biz savuna gelmiş bir siyasi hareketiz. Bunu en doğru sistem olduğunu düşünüyoruz. Keşke biz de aday çıkarabilseydik ama nasıl genel seçimlerde önümüze baraj konuyorsa burada da 20 milletvekili barajı kondu. Ve biz aday gösteremedik. 3 aday çıktı. Adayın birisi zaten bizim kapsam alanımız dışında. Çünkü terör örgütünün adayı olduğu için terör arasına bu arada hemen koymadan, bir anımsatmada bulunayım. İsmi geçen izleyicilerimiz yayınımıza bağlanmak isterlerse, tabii iddia olduğu için bilmiyorum ben. Evet. O yüzden bağlanabilirler. Mustafa Bey ile... Tabii bu söylediklerim bağlanabilirler hepsi. Evet. Şimdi o bizim kapsama alanımız dışında Selahattin. Yani çünkü neden? O terör örgütünün şeyi, o belli zaten. Şimdi öbür tarafta Sayın Başbakan'la Sayın Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu var. Biz önce Büyük Birlik Partisi olarak bütün istişare kurullarımızı topladık. Dedik ki bir Cumhurbaşkanı seçimi var arkadaşlar, ilkelerimizi belirleyelim. Aynı şöyle tahta koyduk ortaya kurullarımızın önüne. Bir, tarafsız bir cumhurbaşkanı. İki, herkesi kucaklayacak. Üç, anayasal çerçevede kalacak. Dört, milliyetçi olacak. Maneviyetçi, yani dindar olacak. Demokrat olacak. Ve inançlara, işte düşünce ve fikir hürriyetine saygılı olacak. Bir de bunlara ilaveten bizim Büyük Birlik Partisi olarak seçilecek cumhurbaşkanından 5 talebimiz var. Önce bu saydıklarınızda. Hayır, şunları da bitireyim. Söyleyeyim. Bu söylediklerinizde Tayyip Erdoğan bunların hangisine uymuyor? Yani milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin. Siz bana müsaade ederseniz ben söyleyeyim. Bir de dedi ki bizim milletimiz ve tabanımız adına taleplerimiz var. Gelecek cumhurbaşkanından seçilecek ya da bizden destek isteyecek. Bir rahmetli 5 yıldır çözülmeyen bir Muslim başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet süreci var. Bunun aydınlatılmasında öncülük edecek ve bunun aydınlatılması için her türlü girişimi yapacağının, aydınlatacağının sözünü verecek hukuk içerisinde. İki, bizim işte bir önce bahsettiğimiz işte bu terörist katilleri affeden, devleti yıkmaya çalışan KCK'ları affeden, Türkiye'nin şu anda bir bölgesini fiili olarak özelleştiren bu çözüm sürecini gerçek bir çözüm süreci haline dönüştürecek. Yani devletin içinde bir devlet kurma süreci değil, gerçek bir terörden Türkiye'yi arındırma sürecine. Üçüncüsü, demokratik sivil bir anayasa. Bunun sözü. Dördüncüsü,
Bir kutuplaşma var Türkiye'de. Bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak adımlar atacak. Yine buna ilaveten işte biraz önce söylediğim milli ahlaki İslami yozlaşma. Ya öyle bir hale gelmişiz ki, yani işte bakın bonsai konuşuluyor son günlerde ama her 100 lise öğrencimizden 45'i sigara, 32'si alkol, 9'u uyuşturucu kullanıyor Fatih Bey. Bir de buna ilaveten tabii ki yakın coğrafyamız, bizim coğrafyamız, bizim topraklarımızda 100 yıl öncesine kadar bu coğrafyadaki kan ve gözyaşını sona erdirmede öncülük edecek. Biz bunu aldık her iki cumhurbaşkanı adayımızda, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da, Sayın Başbakanımızda, Sayın Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'da partimize geldiler. Her ikisine de bunları aynen çok sarih bir şekilde söyledik. Ve aldığımız cevapları tekrar kurullarımızı topladık. Tekrar kurullarımıza yani getirdim. Size geldikleri zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yapmayı düşünüyoruz ya da şu 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 isimleri düşünüyoruz diye bir cümle ettiler mi? Hayır hayır, ben onu söylemiyorum. Bak ben hayır, liderler size gelmedi mi? Siz niye başka böyle yapıyorsunuz, başka soru soruyorsunuz? Yani şu süreci bitirelim, onu sonra sorun. Hayır ama liderler... Hayır, ama ben size bak, başka bir şey hayır, söylüyorum. Liderler geldi demediniz mi? Ben bunu bitireyim, sonra ona da cevap vereyim. Buyurun, Fatih Bey. Buyurun. Biz aldık bunları, kurullarımıza götürdük tekrar. Ve kurullarımıza aldığımız cevapları aktardık. Yani dedi ki Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu konularda şunu söyledi. Sayın Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu da bunları söyledi. Biz aldığımız şeyleri tekrar arkadaşlarımıza götürdük. Ve nihayetinde bizim kurucularımız hepsini davet ettik. Gelen geldi, gelmeyen gelmedi tabii katılım. Yüksek İşaret Kurulu üyelerimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, İl başkanlarımız, il başkanlarımız illerinde istişare ettik yerler. Hepsi geldiler, hepsinin görüşlerini aldık. Ve oradaki çoğunluk Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nun desteklenmesi yönünde bir karar aldı. Biz de bunu bir demokratik tavrın, sürecin sonucu olarak, bir demokratik tercih olarak ortaya koyduk. Ve ben bunu sunarken şunu söyledim. Dedim ki bakın bizim bu kararımız asla bir partinin ya da bir kişinin ya da bir grubun karşısında olmak ya da yanında olmak değildir. Bu sadece demokratik bir tercihtir. Biz nasıl, Sayın Başbakan nasıl karar verdi adaylığına? Belediye başkanlarını, milletvekillerini, il başkanlarını topladı, hepsini istişare etti, değil mi? Karar verdi. Saygı duyuyorum. Ben nasıl ama sizinki böyle onların, bir ama sizinki böyle bir süreç değil. Ben yani ben yanlış, nasıl onların yanlış demokratik tavrına Bey, birazcık daha açın hayır, istiyorum. Hayır, bu demokratik tavır açın değil diye mi? İstiyorum bunu. Şimdi size Ekmelettin İhsanoğlu adı hiç ortada yokken hangi liderler geldi Büyük Birlik Partisi genel merkezine? Milliyetçi Hareket Partimizin genel başkanı Devlet Bahçeli Bey geldi. Evet, başka? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Tamam. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamalak geldi. Geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal geldi. Evet. Evet, bunlar hepsi geldi. Görüşüyor. Bu dört kişi daha hiç Ekmelettin İhsanoğlu adı ortada tabii, yok. Evet. Özellikle Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu size gelip biz kimi aday yapalım ya da bizim kafamızdan Ekmelettin İhsanoğlu diye bir aday geçiyor diye bir teklifte... Hayır bulunmadılar. Hayır bulunmadılar. Biz de onlara bir isimde bulunmadık. Peki şimdi nereden çıktı bu Ekmelettin İhsanoğlu adı? Kemal Kılıç hatta şeyden... biz yani... Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı. Yani bunu bir açalım bence. Bu çünkü niye biraz önce Aydın Doğan'ın böyle bir projesinden bahsettik. Aydın Doğan'ın da arkasında başka ilişkilerden bahsettik. Bu arada Aydın Doğan'a da açık ekranlarımız bağlanmak isterse iddialar ortada tabii. Ne der onu bilmiyorum ama şimdi gerçi bakın, Ahmet Hakan üzerinden yalanladı, Fatih Bey, yalanladı ben size bunu şunu ama söyleyeyim. Şunu ben merak evet. ediyorum. Çünkü ne diyorsunuz siz biz istişare yaptık. Evet. Bütün yetkili kurullarımızı topladık ve bu değerlendirmeyi aldık. Bu karara vardık diyorsunuz. Evet, ama doğru. Ben de şimdi şunu biliyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile Ekmelettin İhsanoğlu adını Türkiye kamuoyuna açıklarken hiçbir istişare yapmadı. Yani sizlerle yaptı görüşmeyi, onlar da böyle bir istişare yapmadı. Yapmadığı gibi kendi yetkili kurullarında yani parti meclisinde, MYK'sında, parti grubunda hiçbir istişare yapmadan bu ismi kamuoyuna açıkladı. Evet. Yanlış mıyım? Kamuoyuna açıklamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına gitti. Ona söyledi birlikte kamuoyuna açıkladı. Orada söyledi. Orada tabii da açıkladılar. Evet. Ama ondan önce herhangi bir yetkili kurullarında tartışmadı bile bunu. Evet. Tartıştığını biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Hiç böyle bir haber gördünüz ben mü? Ben duymadım. Duymadınız. Yani duyma çünkü niye? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ona itiraz etmiyorum da ama şimdi ben yani de şunu merak ediyorum ben. Sorunu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkili kurullarında tartışmadan kamuoyuna açıkladığı ve benim tabirimle evet. eline tutuşturulan sarı zarfı. O sizin tabiriniz. Anladım tabii benim tabirim evet. diyorum zaten. Böyle bir isme Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline verilmiş bir sarı zarftan çıkan ismi kamuoyuna açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına niye Büyük Birlik Partisi destek olur? Sizin yetkili kurullarınızda tartıştığınızı... İşte şunun anlaşılması lazım. Biz ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına desteğiz, ne Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrına ya da onun dediğim gibi yanında durmuyoruz. Biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yani bir genel seçimde değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında da değiliz. Oy da vermiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İki tane aday var. Ben şimdi size soruyorum. Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nun Türk toplumuna uymayan hangi yönü vardır? Ya da Büyük Birlik Partisi'ne ters gelecek hangi yönü vardır? Peki Türklüğümle gurur duyuyorum. Peki ben de hemen Müslüm varlığımla gurur duyuyorum. Hemen şunu diyen, da soralım. Diyen. Yani Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde uymayan ya da size uymayan hangi yönü var? Bakın ben bir önce ne dedim? Ben bir önce hassasiyetlerimizi söyledim. Ben bunu söylerken biz bir Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bu kararı almadık. Asla ya da bir AK Parti karşıtlığımız yok. Ben AK Partili kardeşlerim benim kardeşlerim. Ve ben AK Parti tabanına da sesleniyorum. Bakın AK Parti tabanı da şunun çok iyi bilmesi lazım. Biz iktidar partisinin ve bundan önceki iktidarlarında sadece bu iktidarın değil hep doğrularında yanında durmuş bir siyasi partiyiz. En son referandum süreci de bunun örneğidir. Hı hı. Ta biz 93 yılında kurulduk, 95 yılında ANAP listelerinden meclise girdik, geldik Refah Partisi'ni rahmetli merhum Erbakan'ı iktidar yaptık, başbakan yaptık. 2007'de Cumhurbaşkanı seçimlerinde hiç tereddütsüz Abdullah Gül'ü destekledik. Yani biz Büyük Birlik Partisi olarak, Allah rahmet bakın eylesin. Buradaki Muhsin Yazıcıoğlu buradaki, niye Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldı o dönemde? Evet. Siz yanındaydınız. Neden ayrıldı? Milliyetçi Çalışma Partisi. Bak şimdi siz hep daldan dala konudan konuya geçiyorsunuz. Hayır ya, ben yani merak ediyorum ama şimdi bu paralellik arz ediyor. Benim söylediklerim yani hoşunuza gitmeyince Milliyetçi Çalışma Partisi. Konuyu değiştiriyorsunuz Fatih Bey. Bu doğru bir şey değil. Yani ben sözümü tamamlayayım. Hayır tabii ki ben tamamlayayım. Ben şu AK Partili kardeşlerime bir sesleneyim. Bana bir fırsat verin. Tabii buyurun. Tamam yani biz AK Partili kardeşlerimize bir seslenelim. Yani bakın. İsterseniz bizim... bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra seslenin tamam, diyor olur, yönetmenim. Olur. Evet kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Büyük Birlik Partisi'nde ne oluyor? Parçalanıyor mu diye soracağım. Evet. Ve bütün bu ayrıntıları Mustafa Destici ile Büyük Birlik öyle Partisi bir şey yok, Genel Başkanı ile konuşmaya kaldığımız yerden Türkiye'nin seçiminde Kanal A'da devam edeceğiz. Türkiye'nin seçiminde Fatin Dağıstanlı, ben Fatin Dağıstanlı, konuğum Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada iletişim bilgilerimizi biliyorsunuz. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, hatta eleştirilerinizle yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra bir izleyicimiz diyor ki, Mustafa Bey'e sorar mısınız? Zulüm 1453'te başladı diyenlerle aynı safta nasıl yer alıyor diye sormuş. Ben aynı safta yer almıyorum. Biraz önce onu söyledim. Yani ve hatırlarsanız beşli fotoğrafın içinde de bulunmadım. Çünkü biz Büyük Birlik Partisi olarak kendimiz özgün bir şekilde kararımızı verdik. Ve kendimiz yine özgün bir deklarasyonla, bir açıklamayla kararımızı açıkladık. Ben biraz önce söyledim. AK Partili kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum diye. Bakın biz bu kararımızı biraz önce de söyledim. Demokratik bir tavır içerisinde bütün kurullarımızda istişare ederek verdik ve bir önce saydığım ilkeler etrafında Sayın Başbakan bize hiçbir tatmin edici cevap vermedi. Yani ne rahmetli Genel Başkan'ın şehadet sürecinin aydınlatılması noktasında ne bu özellik çözüm süreci noktasında ne yeni anayasa hemen yani demokratikleşme noktasında. Ben bir tamamlayayım da lütfen bak bana bak tam sesleniyorum ama, siz bana ama tam aklıma söyleyeceğim çok bir, ama çok güzel bir soru geliyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü ya da öldürülüp öldürülmediği ile ilgili ne düşünüyor Mustafa Destici? Merak ediyorum ben. İzleyicilerimiz de merak ediyordur çok, şu anda. Ben şunu istiyorum. Biz başından beri bu sürecin hiçbir zaman peşin hükmü davranmadık. Hiçbir kesimi de bu anlamda suçlamadık. Herkes birbirini suçladı. Yani birbirinden hesap görme üzerine. Kim kimi suçladı mesela? Birazcık daha ya belli bir dönem işte Ergenekon yaptı dendi. İşte birileri hükümet dedi, birileri cemaat dedi. Herkes kendi kavgasına bu süreci alet etmeye kalktı. Ben de her zaman şunu söyledim. Dedim ki bakın bu süreç üzerinden hiç kimse bilek güreşi yapmaya çalışmasın. Elinde bilgi, belge olan götürüp savcılığa versin ve nihayetinde bunu aydınlatacak olan savcılardır. Ama bunun arkasında siyasi iradenin tam ve net olarak sağlam bir şekilde durması gerekiyor dedim.
Biz bunu söyledik. Bakın, sürecin başından itibaren işte önce mecliste iki komisyon kurulması, daha sonra devlet denetleme kurulunun harekete geçmesi, daha sonra özel yetkili savcıların bunu yaklaşık 3 yıl araştırması ve neticede tekrar özel yetkili savcıların kaldırılmasıyla birlikte Maraş'taki, Kahramanmaraş'taki normal savcılara süreç geldi ve soruşturma orada devam ediyor. Şimdi bakın tam ben... öldürüldüğü diyecektim. Ben de Muhsin Başkan'ın öldürüldüğüne inananlardanım. Önce onu da bir söyleyeyim hemen, bir evet. Altına çizeyim. Öldürüldüğü gün yapılan açıklamaları, televizyon yayınlarını ya da bölgedeki mülki idare amirlerinin yapmış oldukları açıklamaları anımsıyorsunuz. Tabii hatırlıyorum. Nasıl yorumlamıştınız o dönemde? Yani şöyle, tabii biz o dönemde çok... Yani şimdi o dönemden, şimdi bugün yani devlet yani içerisinde o dönemden... Bak, siz bir şey soruyorsunuz, cevaplamadan başka bir şey sormaya kalkıyorsunuz. Yani bu tavrınız gerçekten, yani sizin herhalde... Hayır, yayın anlayışınızda mı? Siz bana bir soru soruyorsunuz. Hayır, şuna... Cevabını almadan hayır, tekrar... Hayır, şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. O dönemde yani Muhsin Başkan hastaneye kaldırıldı, şu anda sağlık durumu iyi diyen tamam. Emniyet müdürleri, valiler... Vardı. Şimdi de karşımızda bir paralel yapı. Devlet içerisinde bir kadrodan kadro karşımıza çıktı. Ben de Fatih Bey size diyorum ki bakın bütün bu hatalar ihmal bile kabul etsek, bir kasıt olmasa bile. Bu işte devletin mülki amirleri, idarecileri, her kimse. Diyelim ki kasıt bile olmasa, kaza ihmal bile olsa, bir tanesi bile görevden alınmamışsa. Değil mi bu hükümet döneminden? Bir tanesi bile. Tam tersine pek çoğu terfi ettirilmişse. Ama size karşı yapılan bir şey olduğunda da binlercesi görevden alınıyorsa, o zaman siz nasıl düşüneceksiniz? Demeyecek misiniz ya sana yapılınca binlercesi, bana yapılınca bir tanesine bile kıymıyorsun demeyecek misiniz? Ha, buna itiraz etmiyorum ama Başbakan tamam. Erdoğan çok net söyledi. Yani bu paralel yapı ya da Fethullah Gülen hareketi tarafından kandırıldık dedi. Şimdi de kandırılıyor. Bu kadar net söyledi. Hayır, şimdi de kandırılıyor. Yani şimdi de bunu... Şimdi de kandırılıyor olabilir. Ama bir de üstüne üstlük o dönemde Muhsin Yazıcıoğlu öldürüldükten sonra özellikle Taraf Gazetesi. Taraf Gazetesi'nin attığı manşetlere ben hatırlıyorum. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Evet. Yani NTV'den açılan telefonlarla düşürüldü diye olayı böyle birazcık başka tarafa saptırmaya çalışan arayışlar. O isimlerle de sizin de buluştuğunuzu da biliyorum ben zaman zaman. Yani o haberleri yapanlarla. Yok, zaman zaman falan buluştum yok. Onlar yalan. Nereden çıkarıyorsunuz zaman zaman buluşuyorum diye? Hayır, yani o haberleri yapanlarla, yani NTV'den açılan telefonla... Yani tam tersine hükümet üyelerinin ya da iktidar partisi siyasetçilerinin o dönemlerde ya da bakanların o haberleri yapanlarla buluştukları daha gerçekçi bir şey. O gün doğru. O gün için daha gerçekçi bir şey. O gün doğru. Yani? Ama yani Muhsin Başkan'ın öldürülmüş olma ihtimalini birazcık saptırmaya, birazcık sulandırmaya bak, çalışan işi, paralel bak, yapıya... Bak işi... Yapıya, ona buna götürmeye gerek yok. Tamam mı? Ortada nedir? Ortada 7 tane ana şüphe var. Yani toplumda Muhsin Yazıcıoğlu öldürüldü algısı oluşturan 7 tane ana şüphe var. Bunlardan bir tanesine kurtuldu geliyor bilgisi. Tamam mı? Öyle olmadı. Evet. İkincisi, bildirilen yer sabit, somut ama aranmamış. Evet. Üçüncüsü, helikopterin üzerindeki bir takım cihazların sökülmesi. Doğru. Dördüncüsü, radar kayıtları. Beşincisi, oradaki hava hareketliliği. Altıncısı, işte oraya iki tane olaydan iki buçuk saat sonra helikopter inmesi, askeri helikopter. Yedincisi de işte karbon monoksitle ilgili raporlar. Şimdi bu 7 tane ana şüphe ortada. Ben de diyorum ki bak. Sonra muhabir arkadaşımızın oradan telefonla 155'i bile arayıp ya işte ondan hepsi bu işin içinde. Bu 7 tane ana şüphe aydınlatılmadan bu süreç aydınlatılmaz. Şimdi bunların bu 3-4 tanesi artık somutlaşmış vaziyette. Yani mesela kurtuldu geliyor bilgisi nereden gelmiş, kim söylemiş biliniyor. Ya da işte bildirilen yer kim bildirmiş, kim aramamış biliniyor. Ya da radar kayıtları verilmemiş biliniyor. Ya da işte helikopterin üzerindeki GPS aletlerini kim sökmüş biliniyor. Şimdi bunların hepsi bilinirken bu soruşturmanın tamamlanmıyor olması, bu soruşturmanın akamete uğruyor olması, bu soruşturmayla ilgili dediğim gibi mesela en son geldiğimiz süreçte özel yetkili mahkeme savcıları kapatılınca mahkemeler şeye döndü. Şimdi biz daha önce de söyledik. Şimdi siz bu şüphelerden birisiyle ilgili takipsizlik kararı veren savcı, başsavcı yapılır, son Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararında, son şeyde, karşı çıktığı iddia edilen, bize bilgisi gelen savcı da düz savcı yapılırsa, o zaman biz bunu nasıl yorumlayacağız? Nasıl yorumlayacağız biz bunu? Ama belki bu aşamadan sonra yani bugüne kadar... Hayır, bugün için söylüyorum. Hayır, bugün için. Bugüne kadar ama yani devlet içerisinde siz tamam de mı? Çok güzel söylediniz yayının başında. Bir kadrolaşma var ve bu kadrolaşmanın da önünü açan Tayyip Erdoğan. Mutabık mıyız?
bir kadrolaşma var, pek çok kadrolaşma var. Yani hayır ama bir yani şey bu yani. Görülen ve evet. Bir paralel devlet oluşturabilecek kadar çoğunluğa ermiş ve hatta 17 Aralık ve 25 Aralık gibi devlete, hükümete karşı bir operasyon yapabilecek ya da Adana'da tırları durdurabilecek kadar bir güce erişmiş bir yapıdan bahsediyoruz Mustafa Bey. Evet. Yani böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapının tasfiye süreci önümüze geldiğine göre. Ama burada sonra hükümetin yanlışları da var. Hükümetin hataları da var. Hükümetin sonra hukuksuzlukları da var. İşte değil mi? Bundan tabii ki vardır. Yani onda tabii. Ben de itiraz etmiyorum evet. Ama bundan sonraki süreçte. Ama ne zaman uyanır hükümet? Kendisine dokununca. Yani kendi hataları, işte kendi yolsuzlukları, kendi hukuksuz işlemleri ortaya çıkarılınca hükümet tabiri caizse yandım Allah diyerek hücuma ama geçiyor. Hukuksuz işlemleri dediğiniz, ben 17 Aralık operasyonunu Halk Bankası'na dönük olarak nitelendirenlerdenim. Sonra İran'la ilişkiler ve farklı farklı dosyaların aynı yapı içerisine getirilip komple bir devleti ele geçirme operasyonu olarak bir sivil darbe olarak, yani Gezi'de yapamadıklarını 1453'te zulüm başladı diyenlerle 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının benzeştiğini düşünenlerdenim. Yani bu evet. Kadar bu kadar tarafım da nettir. Yani bunun da bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Ama şimdi şu hemen Ekmelettin İhsanoğlu'na dönelim. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'yla ilgili çok sayıda soru geliyor. Özellikle rahmetli Yazıcıoğlu'na katil diyenlerle aynı adaya nasıl oy verebilecek Mustafa Destici diye soruyor izleyicilerimiz. Çünkü merak uyandırıyor. Yani sizin tavrınız, yani bir oy tabanınızın çok fazla olmamasına rağmen ama sizin duruşunuzun özellikle milliyetçi, muhafazakar, evet. Mütedeyyin, bu ülkeyi seven, bu bayrağı seven, bu toprağı seven, emperyal bir Türkiye isteyen ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasını isteyenler tarafından önemle değerlendiriliyor. O yüzden bence kıymetli diye düşünüyorum. Biz ama, bakın burada... Ama burada şu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir istişare yapmadan... Eline verilen... Ya Cumhuriyet Halk Partisi bizi ilgilendirmiyor. Ay, bize ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Şunu anlatayım. Bakın Fatih Bey, bize ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Ya da başka birisinden? Bize ne? Biz Ekmelettin İhsanoğlu'na bakıyoruz. Bir kere daha soruyorum. Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nun Türk toplumuna uymayan hangi özelliği vardır? Ben birisi bana bunu söylesin. O zaman ben de size hemen soruyorum. Adam diyor ki ben... Başbakan Erdoğan'ın Türk saniye, toplumuna uymayan hangi özelliği bakın, var? Bakın ben bir saniye söylüyorum. Bir saniye. Ben diyorum ki siz benim sözümü tamamlattırmıyorsunuz. Buyurun. Ben size şunu söylesem siz bana bu soruyu sorabilirsiniz. Ben size dönsem desem ki Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıktan sonra ben size hücum etsem, niye bu kararı aldınız, bu kararınız yanlış desem siz bana bu soruyu sorabilirsiniz. Hı hı. Şimdi ben diyorum ki bak Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nun Türk toplumuna ya da Büyük Birlik Partisi'ne uymayan tarafı nedir? Türklüğümle gurur duyuyorum, Müslümanlığımla gurur duyuyorum. İyi bir bilim adamı. Bu hükümetin İslam İşbirliği Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliğine önerdiği ve uzlaşmacı kimliğiyle öne çıkan, tamam mı? Ve gerçekten haliyle, tavırlarıyla Türk toplumunun içinden birisi olan bir tercihtir bu, demokratik bir, biraz önce saydığım ilkeler neticesinde verilmiş bir karardır. Bir önce ben AK Partili kardeşlerime de onu söylüyordum. Yani bizim bu tercihimiz bir partinin yanında olmak ya da karşısında olmak değildir. Hatta bakın biz bu kararı aldığımızda bu kararda mütereddit olan bazı arkadaşlarımız, özellikle Sayın Başbakan'ın hem Tekirdağ mitinginde ve daha sonrasında parti grup toplantısında bu karardan sonra, yani iki gün önceki siz grup toplantınızda Büyük Birlik Partili kardeşlerim diyeceksiniz. Tokat mitinginde, Yozgat mitinginde Büyük Birlik Partili kardeşlerimin desteğini bekliyorum diyeceksiniz. Ama Büyük Birlik Partisi demokratik tercihini kullanarak farklı bir karar açıkladığında döneceksiniz. Büyük Birlik Partilileri karnı genişlikle, zavallılıkla, omurgasızlıkla suçlayacaksınız. Daha da ileri gideceksiniz. Diyeceksiniz ki yüzümüze söylemediklerini işte meydanlarda söylüyorlar. Ben buradan bir kere daha söylüyorum. Bakın biz hiçbir Büyük Birlik Partili karnı geniş değildir. Karnı genişlik arayanlar, basın toplantısında da söyledim. Yani o zaman da söyledim. Dedim ki bir kere daha ifade ediyorum. Yani 3 seçim önce size ama hırsız ben, diyen, ben bu hırsızlardan hesap soracağım diyen adamı Mustafa genel başkan yardımcısı yapmak mıdır karnı genişlik? Kim karnı genişlik buluyor o zaman? Çok önemli. Yüzümüze söylemedi diyor. Her görüşmemizde, bakın biz Sayın Başbakan'la bir görüşme hariç hepsini heyet halinde yaptık. Hı hı. En az 3'er 4'er kişilik heyetler halinde yaptık. Son görüşmemizde de onların heyetinde Sayın Numan Kurtulmuş, ne talep Bakan ettiniz? Sayın Ömer Çelik, Başbakan'dan ne Sayın talep ettiniz? Genel Sekreter Haluk İpek, bizde Genel Sekreterimiz Zeyd Tunç Bey, Genel Başkan Yardımcımız Demir Çayır Bey vardı. Hı hı. Özellikle bu Muhsin Başkan'ın şehadet süreciyle ilgili söylediği şu, yüzümüze söylemiyorlar. İşte meydanlarda bunu söylüyorlar, istismar ediyorlar diye.
2 saate yakın görüşmenin 45 dakikası bu meseleyi anlattık kendisine. Ve bu meselenin aydınlatılmasının, bizim tabanımızın buradaki hassasiyetini, bizim taleplerimizi, ailenin taleplerini kendisine çok sarih bir şekilde anlattık. Yani sizin Sayın Başbakan çıkıyor miting meydanlarında, doğru söylemiyor. Şimdi... Ve bundan sonra işte o mütereddit olan kesimler, bakın Avrupa Türk Birliği Federasyonu'ndan da bugün de aradılar beni. Hem içeriden hem dışarıdan gönül bağı içinde olduğumuz bütün arkadaşlarımız daha da verdiğimiz kararın, yani partinin verdiği kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu, özellikle Sayın Başbakan'ın partimize yönelik son günlerdeki tavırlarından sonra anlaşıldı. Çünkü Sayın Başbakan, siz eğer Sayın Başbakan'ın yanında duruyorsanız, yani işine geliyorsanız, çünkü tamamen makyavelist, popülist, opportunist ve pragmatist bir anlayışla yapıyor. Dünkü geçmişine hiç bakmıyor adamın. Dün hırsız mıymış, dün solcu muymuş, dün başka bir şey miymiş, dün kendisine hakaret mi, hiç bakmıyor. Bugün işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bugün kendisini destekliyor mu? Ya da geçmişte 12 yıl ya da tam Milli Görüş'ten Refah Partisi'ni alırsak, Büyük Birlik Partisi kendisinin hep yanında durmuş doğrularının, bunu bir kalemde silip atıyor ve bir kararıyla birlikte işte Büyük Birlik Partililere kendi partisinin 2 kat yaşı olan 22 yıllık ve Türk siyasi hayatının hep doğruların yanında durmuş, hep omurgalı durmuş, hiçbir zaman zavallı duruma düşmemiş ve doğru kimden gelirse gelsin, onun yanında durmuş, yanlış da kimden gelirse gelsin, bedeli de ne olursa olsun, onun karşısında durmuş Büyük Birlik Partisi için eğer Sayın Başbakan bu sözleri sarf ediyorsa, o zaman bana göre, evet şimdi diyorum, o zaman söylememiştim, Sayın Başbakan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. Şimdi söylüyorum. Bugüne kadar söylemedim. Ama bu kelimeleri kullandıktan sonra söylüyorum. Halbuki ben ilk günlerde ne dedim? Sayın Başbakan da hak ediyor dedim. Hatta mecliste dedim, eğer halk seçmeseydi kendi grubumun oyla zaten seçilecekti dedim. Ama bu son günlerdeki geldiğimiz tavırlara baktığımız zaman gerçekten Sayın Başbakan 75 milyonu nasıl kucaklayacak bu dille, bu üslupla, bu söylemle, bize bile bunları reva görüyorsa nasıl tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yapacak? Nasıl anayasal çerçevede kalacak Sayın Cumhurbaşkanı? Ben AK Partili kardeşlerimin bunu vicdanına bırakıyorum. Ve AK Partili kardeşlerimize şunu söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği, huzuru adına, iç barışın sağlanması adına ben bu seferlik normal seçimlerde kendi partilerine oy versinler. Ama Cumhurbaşkanı'nda Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermelerini Türkiye açısından, millet açısından, milletin birliği açısından, huzuru açısından, bu kamplaşmanın, ayrışmanın ortadan kalkması açısından, özellikle Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının sona ermesine de öncülük edecek bir cumhurbaşkanı adayıdır Ekmelettin İhsanoğlu. Bütün bu coğrafyadaki kardeşlik açısından bu seferlik Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nu desteklemeye davet ediyorum. Ben bütün AK Partili kardeşlerimi. Büyük Birlik Partisi misyonunu tamamladı mı? Yo, tam niye tamamlasın Büyük Birlik Partisi misyonunu? Nedir Büyük Birlik Partisi'nin misyonu? Söyle. Yani misyonunu, yani parti olarak eğer şu anda durduğu yer itibariyle Cumhuriyet, evet, Halk Partisi ile aynı paralelde, bakın, hareket eden bir noktadaysa... Cumhuriyet Halk Partisi ile biz aynı yerde durmuyoruz. Aynı yerde hareket etmiyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Bu çok ucuz bir politika. Yani Kamergenç'le aynı yerde değil misiniz? Bu çok ucuz bir politika. Hayır, değil ama yani şimdi şöyle bir baktığınızda... Yani biraz önce şimdi AK Parti, Mustafa Bey... Çok biraz önce AK Parti örnek bakayım, verdim. O yan yana olmuş olmuyor. Durmuş olmuyor. Ama biz böyle bir karar verince durmuş... Hayır, biz, da, biz Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'nun yanında duruyoruz. Bu bir cumhurbaşkanlığı seçimidir. Biz oyumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da başka bir partiye vermiyoruz. Biz oyumuzu Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu'na veriyoruz. Şimdi Mustafa Bey, biraz önce bir 5 dakika net olarak görüşlerinizi söylediniz. Yani burada, evet, yani görüşleri söylemede bir şey yok. Ama biraz önce çok güzel bir soru sordunuz. Dediniz ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun Türk toplumuna uymayan hangi özelliği var dediniz. Ben de diyorum ki size, Başbakan Erdoğan'ın Türk toplumuna uymayan hangi özelliği var diyorum. Bir de ikincisi, Başbakan de Erdoğan'a şunu da hemen. Başbakan Erdoğan diyor ki, bak burada aslında bir ilkesel tercih daha yapacağız. Yani vatandaşlarımız oy verirken şunu yapacak. Şahıslar üzerinden hareket etmeyecek. İlkeler üzerinden. Bir tarafta ben taraf olacağım. Benim partim var. Benim tarafım belli. Herkesi kucaklamak zorunda değilim. Ekmelettin İhsanoğlu'na Başbakan İsrail'le ilgili görüşü başbakan, nedir? Bir saniye bak. Sen başbakanı sordun. Şimdi geçtin Ekmelettin İhsanoğlu'na, Fatih Bey. Bir cevap vereyim başbakana. Buyurun.
Başbakan diyor ki ben tarafsız olmayacağım diyor. Hı hı. Tamam mı? Güzel. Ben herkesi kucaklamayacağım diyor 75 milyon. Hayır öyle demedi. Öyle, ben diyor, öyle bir açıklaması hayır, yok ama. Hayır partim var benim diyor. Ah, hayır, ben partiliyim tarafsız diyor. Tarafsız olmayacağım dedi. Ondan sonra ben... Tarafsız olmaması da güzel diyor, bir şey aslında. Yani çünkü niye... Ama Mustafa Bey yani şimdi söyledikleriniz ben, doğru kabul ediliyor insanlar tarafından. Ben diyor Cumhur'un başkanıyım diyor. Dolayısıyla da halkın, toplumun hepsinin başkanıyım. Dolayısıyla da yürütmenin başı ben olacağım diyor. Peki ben de Sayın Başbakan'a soruyorum. Kanun değişmedi, yasa değişmedi, anayasa değişmedi. Abdullah Gül Bey de Cumhurbaşkanı idi. Ya da ondan önce Ahmet Necdet Sezer de. Tarafsız biz desteklemediğimiz Abdullah halde Abdullah Cumhurbaşkanıydı. O zaman niye Sayın Başbakan onlara? Kardeşim siz sadece sizin şeyiniz belli. Esas hükümet benim. İcranın başı benim. Ben millet bana yetkiyi verdi, oyu verdi. Sen sadece yasaların anayasal uygunluğuna bakacaksın. Ona göre yasayı onaylayıp bana göndereceksin demiyor muydu aynı Sayın tarafsız Başbakan? Tarafsız mı Abdullah? Aynı Sayın Abdullah Başbakan demiyor tarafsız muydu? Tarafsız mı? Ama Abdullah Gül Bey böyle bir söylemle gitmedi. Öbür tarafta da şunu diyen bir Cumhurbaşkanı adayı var. Ya taraflı, ben tarafsız olacağım, ama... herkesi kucaklayacağım, anayasal çerçevede kalacağım, bu zamanki teammüllere uygun olarak ya benim bir Cumhurbaşkanı yapacağım diyen bir aday var. Ya, millet bu ikisinden birisini yani seçecek. Şimdi, kimi seçerse seçsin. Siz Cumhurbaşkanı... Ben milletin tercihine saygılıyım. Şimdi siz Cumhurbaşkanı olsanız tarafsız mı olacaksınız? Bakın Fatih Bey, ben milletin tercihine saygılıyım. Herkesin tercihine de saygılıyorum. Demokratik tercihine de. Kimi desteklerse desteklesin. Ben onu söylüyorum. Diyorum ki bak hazımsızlık yapmasın kimse. Benim söylediğim o. Ben nasıl başkalarının demokratik tercihine saygılıysam herkes de benim ve partimin demokratik tercihine saygı duyacak. Bu kararımı etkisizleştirecek ya da itibarsızlaştıracak söylemlerden ya da ben niye bir demokratik ya ben bir cumhurbaşkanı adayı seçmişim. Ben AK Parti'ye hücum etmiyorum, hakaret etmiyorum, bir şey yapmıyorum. Benim bu kararımdan sonra ben bu hakaretleri hak ediyor muyum? Tabii ki. Bir demokratik tercih ortaya koyuyorum. Hakareti hiç kimse hak etmiyor ama hemen Büyük Birlik Partisi'nde ne oluyor? Bölünüyor mu? Parçalanıyor mu? Diye sormuştum reklam arasında. Ve mesela bunu yaparken. Hemen bir videomuz daha var. Onu bir yayınlayalım. Bizim videoları yayınlamıyorsunuz. O videoda sıra Büyük Birlik Partisi. Bizim videoları yayınlamıyorsunuz ama. Her videoyu yayınlamıyorsunuz. Şunu herkes bilmelidir ki Muhsin Yazıcıoğlu davası gündük politikalarda pazarlık yapılabilecek bir dava değildir. Elinde belge bilgi olan, ses kaydı dinleyip görüntü izlediğini söyleyen her kimse bunları kapalı kapılar ardında gündelik politikalarda kulvar açmak için kullanmamalı. Gereğini yaparak yetkili mercilere ulaştırmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri münasebetiyle bütün Büyük Birlik Partililer ve bütün Alperen Ocaklılarla yapılmış bir istişare kararıymış gibi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı tarafından Ekmelettin İhsanoğlu'na destek açıklaması asla bir araya gelemeyecek olan CHP ve MHP isimlerini bir araya getirmiş ve bu da Büyük Birlik Partisi kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu ile eliyle oluşturulmuş Büyük Birlik ruhunu bağrından harçerlemiştir. Tüm Alperenler bilmelidir ki bu konuda Alperen Ocakları'yla yapılmış herhangi bir istişare yoktur. Bizimle istişare yapılmamasından da öte itibarlı itibarsız birçok vagoncuk eklemek suretiyle CHP lokomotifi peşime takılan bir güruh arasına BVP adının yazılması 21 yıllık temiz mazisiyle Büyük Birlik Partisi'ne yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bir senfonya düşünün. İçerisinde şehit liderimize cenaze günü yayınlanan iyi bilmezdik diye manşet atan Türk solunun, şehit liderimizi katil diye her an yaftalayan İşçi Partisi'nin, talikat liderliğiyle tencere pazarlamacılığı arasında gidip gelen Haydarbaş'ın, bir cümle Marksist Leninist sol fraksiyonların bulunduğu bir senfonyada Büyük Birlik Partisi'ni alet çalgıcılık derecesine düşürmek, o senfonyayı yöneten CHP şefinin dümen suyuna girmek değil midir? Bütün Anadolu ve bütün dünya bilmelidir ki Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları milletin iman hazinelerinde muhafaza etmek anlamında var iseler eğer, millet değerlerimize çullanmaktan başka varlık sebebi tanımayan CHP var diyedir. Varlık sebebini İslam davasını sürdürmek diye açıkça ortaya koymuş bir hareket, elleri üzerinde hala on binlerce Müslümanın kan izi bulunan ve uslanmaz bir saldırganlıkla millet değerlerimizle hala çatışan CHP'nin
değil dümen suyuna girmek, CHP'nin dümenini kırmayı en halis niyetlerinden biri olarak ortaya koymuş. Evet, Alperenlerin açıklaması böyleydi. İstişareyle aldık dediniz Mustafa Bey açıklamalar ama Alperenlerden de böyle bir değerlendirme geldi. Şimdi bakın Fatih Bey, şunu söyleyeyim öncelikle. Bizim partimizin kurulları belli. Kurucular kurulumuz, Yüksek İstişare Kurulumuz, Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuz, Merkez Disiplin Kurulumuz ve il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. Tabii yan kuruluşlardan sorumlu genel başkan yardımcımız var, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız. Tabii ki bu arkadaşlarımız, yani bu kurullardan sorumlu arkadaşlarımız da kendi bağlı bulunduğu olan şeylerle, teşkilatlarla istişarelerini yaptılar. Ben de tabii ki dışarıdan da, mesela bizim daha önce partimizde görev yapmış, hatta o kadar biz bu istişareleri üst düzeye çıkardık ki sadece mevcut yöneticilerimizle değil, partimizde daha önce görev yapmış, mesela bunu hangi parti yapmıştır? Hiçbir siyasi parti bizim bu dönemde yaptığımız kadar istişare yapmadı. Daha önce partimizde görev yapmış, genel başkan yardımcılığı, MKYK üyeliği yapmış arkadaşlarımızın da hala partimizle gönül bağı ya da üyeliği devam eden, onları da çağırdık. Onların da görüşlerini aldık. Ve bunu bir kere yapmadık biz. Hem bütün kurullarla ayrı ayrı yaptık, daha sonra da iki kere genel istişare şeklinde yaptık bütün bunları. Şimdi tabii ki her siyasi parti içerisinde, ben size söyleyeyim, birisi sesini yükseltebilir, birisi yükseltmeyebilir. Her siyasi parti içerisinde verilmiş bir karara karşı... Bu tartışmalar olabilir diyorsunuz. Olabilir. Ki biz Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin en demokratik siyasi partisi. Ama ben size şunu söyleyeyim. Mesela bu anlamda ekrana çıkan 3 arkadaşımız oldu. Şimdi bunlardan zaten sadece bir tanesi diyor ki Tayyip Bey'i desteklenmesi gerekir. Diğer iki arkadaşımız zaten Tayyip Bey'in de desteklenmemesi gerektiğini, tarafsız kalınması gerektiğini söylüyor. Yani burada bir de neden tarafsız kalmadınız bakın, mesela Mustafa Bey? Neden? Yani bak, bu olayda... Siz bana cümlemi tamamlattırmıyorsunuz. Halbuki istişarenin şöyle bir yeri vardır. Büyük Birlik Partisi meşveretle istişareyle kurulmuştur. Ben istişare yaparken de arkadaşlara bunu hatırlatarak başladım. Dedim ki bakın, istişarenin iki kuralı vardır. Bir, istişareye giriyorsanız, eğer istişareye giriyorsanız burada fikrinizi söyleyeceksiniz açık olarak. Hı hı. Tamam, bir kere bu. İki, burada çoğunluğun kararı neyse burada alınmış karara uyacaksınız. Uhud Savaşı örneğini verdim. Dedim ki Resulullah Efendimiz, bunu anlattım arkadaşlarımıza. Hı hı. Biliyorsunuz müşrikler Bedir yenilgisinin öcünü almak için büyük bir ordu hazırladılar. 3000 kişilik müşrikler ve Medine'ye doğru yürüdüler. Peygamberimiz ashabı topladı, sahabeyi, ve dedi ki ne yapalım? Peygamberimiz Medine'de kalıp Medine'den savunma taraftarıydı. Sahabenin büyük bir çoğunluğu, biz de bir kuvvet hazırlayalım, ordu, dışarı çıkalım ve onları dışarıda karşılayalım dedi. Resulullah Efendimiz istişare ettiği için sahabenin çoğunluğu fikrine inanıp dedi ki o zaman ordunun hazırlanan tamilatını bunu verdi. Kendisi de zırhını giydi. Sonra sahabe hata ettiğini anladı. Çünkü ayet-i kerime akıllarına geldi. Yani o ne söylerse bizdendir ayet-i kerimesi. O mealde. Ve geldiler, ya Resulullah biz hata yaptık. Dediler ki senin dediğin gibi yok. Dedi ki ben zırhımı giydim artık dedi. Ve neticede biliyorsunuz Uhud Savaşı'nın daha devamını anlatmaya gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Şimdi burada ama istişare edilmiş. Mustafa, farklı sesler olabilir. Mustafa farklı Bey, ama olabilir ama Nur Sena Safa adlı bir ama herkes çoğunluğa uyacak. Çok güzel bir soru sormuş. Alperen Teşkilatı'nı neden yok sayıyor Mustafa Hayır Bey? Alperen Teşkilatı'nı yok saymıyorum. Ben Alperen Ocakları Başkanı'nı da çağırdım. Onun da fikrini sordum. Ne dedi? Yani şimdi o bizim kendi işlerimizde olan bir şey. Evet, yani doğru, onun ne dediğiyle ama, ilgili ben size kalkıp da ben... Hayır, içimizi ben size burada konuşmam. Hayır, nasıl nasıl size bir önce dedim ki ben gidip de Türkiye'de iç politikasını Suriye ile konuşmazsam kendi partimin içinde ben getirip burada konuşmam. Kendi partimin için kendi içindedir benim. Ben kendi partimin için bundan sonrasına dönük o zaman birkaç cümle daha edelim. Bir de toparlamamız da lazım. Büyük Birlik Partisi nereye doğru gidiyor diye soracağım. Ama isterseniz bir kısa reklam arası daha vereceğim. Kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bundan sonraki süreçte Büyük Birlik Partisi'ni nasıl günler bekliyor diye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye soracağım dedikten sonra lütfen bizden ayrılmayın.
Türkiye'nin seçiminde ben Fatin Dağıstanlı son bölümde karşınızdayız. Konuğum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikteyiz. Şu anda iletişim bilgilerimizi de ekranda görüyorsunuz. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, her zaman söylüyorum, hatta eleştirilerinizle yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra reklam arasına giderken bundan sonraki süreçte Büyük Birlik Partisi'ni nasıl bir gelecek bekliyor ve hatta buna bir ilave daha yapayım Mustafa Bey. Mustafa Destici nasıl bir gelecek bekliyor bundan sonraki süreçte? Hayalleriniz ne? Tabii ben ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu süreçle ilgili mesela en çok bir de rahmetli genel başkanın Muhsin Başkan üzerinden mesela o olsaydı şöyle davranırdı, böyle davranırdı gibi bir takım düşüncelerle bize hücum edenler de var. Muhsin şimdi, Başkan da 2007'de bir kere seçimlerde Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağına ilişkin bir değerlendirmesi şöyle, olduğuna ilişkin de bir veriden bahsediyorsunuz. Hayır, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın biz hiçbir zaman yani bu tür siyasi şeylerde Muhsin Yazıcıoğlu elbette ki bu partinin kurucusudur, bizim genel başkanımızdır ve bizim referansımızdır. Yani bizim için önemli bir referanstır. Hatta en önemli referansların başında gelmektedir. Şimdi dolayısıyla biz bir karar verirken elbette ki onda referans olacak. Aynen şunu söylüyor. 2007'de biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başbakan adaylığı gündemdeydi. Daha yakınlara kadar, aynen Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözünü söylüyorum. Daha yakınlara kadar yeni Orta Doğu haritaları yayınlanırdı. Şimdi ise AKP'nin bizde bunun bir parçasıyız dediği Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında kapsamlanan Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayınlanmaktadır. Orta Doğu'da daha çok etnik mezhebi çatışmaya, kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Orta Doğu'yu yönetme amacını taşıyan BOB'un bir parçası hatta onun eş başkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz. Biz aslında size bunu CD'sinde verdik ama tabii ki siz istediğiniz CD'leri yayınladınız fakat bizim verdiğimiz bu CD'yi yayınlamadınız. Canınız sağ olsun. Fakat ben şunu ama söyleyeyim. Ama bunun cevabını verdik. Yani burada, istediğiniz hayır, CD'yi yayınladınız değil. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani sadece biz burada ama şimdi Mustafa Bey yani bizi de itham ettiniz. Biz de bir açıklama yapalım o zaman. Birincisi ben bu canlı yayın için sizin için Ankara'ya geldim. Teşekkür ederim. Ve yayından bir 3-5 dakika önce buraya geldiniz. O yüzden onu yayınlayamadığımızı yönetmen arkadaşım benim kulağıma şimdi de tekrar ediyor o bilgi. Evet. Ama ne diyor burada Muhsin Yazıcıoğlu? 2007 şartlarında Tayyip Erdoğan'ın herhangi ama bir adaylığı olmadığı halde. Bugünkü şartlar 2007'den daha çok kötü. Yani o zaman Türkiye'nin bir bölgesi fiili olarak özel bir duruma gelmemişti. Irak'ın kuzeyinde hala bizim kırmızı çizgilerimiz vardı. Barzani'yi tanıyan bir Türk devleti yoktu o zaman. Yani Orta Doğu'yla ilgili gelişmeler, o zaman Orta Doğu şimdiki gibi bir felaket sarmalı içinde değildi. Türkmenlerin durumu, Suriye'nin durumu, Irak'ın durumu şimdikinden çok daha iyi diyebileceğimiz bir pozisyondaydı. Yani o zaman vermem diyen Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, tabii ben şimdiden onu yorumlamak doğru olmaz. Ama o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartlarına baktığımız zaman bu zamanki şartlar daha olumsuz. Yani... Acaba o zaman Muhsin Başkan şunu mu demek istiyordu? Başbakan Erdoğan köşke çıkmamalı. Köşk zayıf bir mekanizma. Öyle demiyor, o yüzden sözleri açık ama bir de siyasetçinin bir dili vardır. Siz de bunu çok yok, iyi bilirsiniz. O siz tabii şimdi siz aslında bir kanala programcısı değil de bir AK Parti sözcüsü ya da milletvekili olsa sizin kadar savunamaz yani. İşin doğrusu bu. Şimdi siz bu yorumu mesela bir AK Partili bu yorumu yapamaz. Ben bir gazeteciyim ama. O yani anlamda. Bak şimdi Sayın Başkanım ben bir gazeteciyim. Gazeteci olarak şimdi ben Muhsin Başkan'ı da tanımış. Yani evet. o şerefe nail olmuş bir gazeteciyim. Ama bizim kadar değil herhalde. Herhalde tabii ki değil ama evet. Ona nail olduğum için kendimi şanslı hissedenlerdenim. Onca evet. Onu bir söyleyeyim. İkincisi de şimdi bazen öyle bir açıklama vardır ki yani bir açıklama yani sizi seviyorum derken aslında sevmediğini söyler. Sizden ayrılıyorum derken aslında ayrılmadığı anlamına gelir. Şimdi ben şunu çok net ifade edebiliyorum. Muhsin Başkan'ın da Türkiye'nin nereye gittiğini okuyabilen ender siyaset adamlarından birisi olduğunun evet. Altına imza atarım. Bu yüzden de öldürüldüğüne inananlardanım diğer taraftan. Evet. Şimdi bunu da bilen bir adam olarak... Türkiye'nin 2007 şartlarında... Hayır ben bunu niye söylüyorum? Bakın ben bunu şeye kadar söylemedim. Yani Sayın Başbakan çıkıp işte Muhsin Bey'in kemiklerini sızlattılar bu kararla diyene kadar çünkü onun üzerinden bizi vurmaya kalkınca biz bunları söylüyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman istismarcı olmadık ve olmayız. Halbuki kendisi mesela işte Menderes'i de işine gelince kullanıyor, Özal'ı da kullanıyor.
kendi siyasi geleneğinden gelmedi. Halbuki Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu. Ben elbette ki Muhsin Yazıcıoğlu'na referans alacağım. Elbette ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini söyleyeceğim. Elbette ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşüncesi, fikirleri benim yol haritamın elbette ki belirleyici noktalarından olacak. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye nihayetinde bu konuya biraz da teknik olarak bakmalı. Yani biz milleti bu kadar ayrıştırmanın, kamplaştırmanın, özellikle birbirine yakın tabanların arasında bu kadar gerilim oluşturmanın. Çünkü Sayın İşte Başbakan, bu yüzden keşke tarafsız kalabilseydiniz mi acaba? Bugüne kadar yok. Yani şimdi AK Parti tarafsız kalmıyor da niye biz tarafsız kalalım? Hayır, yani sizin bir adayınız yani yok. Yani adayınız... Niye bize aday gösterme şansı vermiyorlar? Niye hep bizim önümüzü kapatıyorlar? Niye bize baraj uygulanıyor? Niye biz hazine yardımı alamıyoruz? Yani neden hep bize bu tür haksızlıklar? Yani şimdi dolayısıyla da 12 yıllık bir iktidar var. Ben de diyorum ki bakın, bu bir demokratik tavırdır. Bu bir demokratik tercihtir. Yani buna saygı duyulması lazım. Sayın Başbakan'ın bunu hazmetmesi lazım. Bir de Cumhurbaşkanı olacaksa zaten ne deniyor? Eğer öyleyse işte anketlerde Sayın Başbakan'ın, ben tabii buna inanmıyorum da, ben birinci turda bu işin bitmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama madem bir de rahat rahat mesela seçileceklerini de söylüyorlar. O zaman Büyük Birlik Partisi'nin bu kararı niye bu kadar bir hazımsızlığa sebep oluyor? Bir şişkinliğe sebep oluyor. Ben bunu anlayamıyorum. Şundan dolayı değil. Sizi yakın olarak görüyor olabilirler mi acaba? Ondan değil. Ondan değil. Burada Büyük Birlik Partisi'nin oyu önemli. Neden? Şunu bak, şu örnekle bunu ben size anlatabilirim. Bir yerel seçimlerden çıktık biz, değil mi? Biz nerede iddialıysak orada biz rakip olarak görüldük. Mesela Keçiören içinde bulunduğumuz bölge. Değil mi? Burada biz yarıştık Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Sayın Başbakan buraya geldi, ne dedi miting konuşmasında? Burada da aynen kullandığı ifade şu. Burada da diyor, şimdi diyor Büyük Birlik Partisi diye diyor bir parti çıkmış. Bak aynen kullandığı ifade ya. Büyük Birlik Partisi 22 yıllık bir siyasi hareket. Sen Büyük Birlik Partisi'ni tanımıyor musun? Senin partinin 2 yaşı kadar Büyük Birlik Partisi'nin yaşı var. Şimdi dolayısıyla da Sivas'ta hakeza öyle. Yani şeyde gösterdikleri çalışmayı, Sivas'ta gösterdikleri, Sivas'ı almak için, Keçiören'i almak için gösterdikleri gayreti Ağrı'da, Diyarbakır'da, Van'da göstermediler. Dolayısıyla da bu arkadaşlarımız kendileri için, kendileri kazanması için her şeyi hem meşru görüyorlar, hem makyavelist bir anlayışla her şeyi kendileri yapılması için hak olarak görüyor. Ama biz demokrasik olarak, biz bunu yaparken başından beri söylüyorum. Bu ne bir partinin yanında durmak, ne bir partinin karşısında olmak değildir. Bir cephenin yanında zaten olmadık, fotoğrafın içine girmedik. Bizim bu kararımızda hiçbir partinin yanında da değiliz. Yani ama Türk Soru Dergisi'yle yan yana değil. Başı değilim tabii. Değil. Niye ben Türk Soru Dergisi'yle yan yana olayım? Toparlayalım da istiyorum. Dolayısıyla da bunu kendiler de biliyorlar. Bu toplumu acite etmek adına kullanılan, tabanımızı etkileme adına kullanılan basit propaganda tekniklerinden bir tanesi. Ama peki, şunu bilsinler ki bakın. Seçmeniniz. Büyük Birlik Partisi. Onu söyleyeyim size. Büyük Birlik Partisi bir kere. İsterse Erdoğan'a oy versin mi? Bütün kurullarıyla ve kurallarıyla, yani bütün kurullarıyla Büyük Birlik Partisi, yani kurucularından Yüksek İstişare Kurulu'na, il başkanlarından Merkez Karar Yönetim Kurulu'na kadar, gençlik örgütünden kadın kollarına kadar bütün kurullarıyla bu kararın arkasındayız. Biz sonuna kadar kararımızın arkasındayız. Ve ben inanıyorum ki özellikle şu başbakanın son tavır ve çıkışlarından sonra da, hakaretlerinden sonra da Büyük Birlik Partilerin tamamı oyunu bu Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu için kullanacaktır. Ama isteyenler de, yani eğer bu karara yani saygı duyabilirler ama istemiyorlarsa da, Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermek istemiyorlarsa da, Başbakan Erdoğan'a tabii da oy verme haklarına, demokratik tabii hakkına sahipler mi? AK Partili kardeşlerimiz kendi parti grup kararları olduğu halde Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verme hakkına sahiptirler. Bu haklarını sonuna kadar kullansınlar. Kullansınlar diyorsunuz. Tabii AK Parti'de kardeşlerim. Toparlayacağım. 2010, sandıkta bu haklarını kullansınlar. 2015 toparlayalım istiyorum. 2015'te bir genel seçim var. Evet. Mustafa Destici hangi partiyle ittifak yaparken göreceğiz? Büyük Birlik Partisi bugüne kadar olduğu gibi nasıl bir siyasi yol izlemişse, çizmişse bundan sonra da o istikamette fikir ve misyonla hareket edecektir. Bakın bize özellikle İktidar Partisi tarafından bu teklifler yapıldı. İltihak teklifi de yapıldı. Başka partilere yapıldığı gibi. Ben onlara aynen şu cevabı verdim. Daha önce de yapıldı. Bundan bir yıl önce de yapıldı. Son dönemlerde de yapıldı. Dedim ki bakın, Büyük Birlik Partisi, aynen verdiğim cevap. Bir fikrin, bir misyonun adıdır. Bir çizginin takipçisidir. Biz sadece oy almak için kurulmuş ya da seçimlere katılmak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Daha da ötesi, biz sadece bir siyasi parti değiliz.
Biz bir siyasi hareketiz ve bu hareketimizi yaşatacağız. Nasıl bugüne kadar kendi özgün duruşunu korumuşsa bundan sonra da bu özgün duruşunu Büyük Birlik Partisi koruyacaktır. Ve Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlere de elbette ki kendi adıyla ve kendi amblemiyle katılacaktır. Bu kadar nettir yani. Bir ittifak CHP ile MHP ile herhangi bir ittifak söz konusu olamaz diyorsunuz. AK Parti ile olabilir. He? AK Parti ile olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Olabilir diyorsunuz. Ha, evet. İyi. O zaman tamam. Böyle bitirelim programı. Yani bunu da latife olsun diye söyledim. Sizin sorunuza karşı. Ben bilemem. Söylendi ve kayıtlara da geçti bu. Şimdi, evet, doğru. Bu saat itibariyle Mustafa Bey, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'ydı konuğumuz. Evet. Hem iki saati aştık, süremizi aştık. Ben de çok keyifli bir teşekkür sohbetti. Ediyorum. Tabii taraf girdiğinizi bir tarafa bırakarak. Ama tabii bulunduğunuz konum itibariyle ama size hak vermemek de değil. Ama öyle değil. Ya izleyici evet. de soruyor. Yani Mustafa Bey'i çıkartmışsınız. Karşı tarafı nerede? Ben de karşı tarafı sorularımla evet. olmaya çalıştım. Sizin nezaketiniz çerçevesinde diyorum. Teşekkür ederim anlayışınız çerçevesinde. Evet, süremizin sonuna geldik. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi konuğumuz. Yarın saat 11.30'da Kanal A ekranlarında tekrarı olmayan rakipsiz program manşetlerin dilinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi geceler.